Peki yemekler nasıl? Beyti ve Beyti için özel ders aldım. Dur geliyor. Beyti mi? Evet. Gittim ustasından öğrendim. Şişe nasıl takılır, nasıl pişirilir. O şişler lazım olacak şey için. Evet. Kebap için. Siz vuracağız. Sufle. Sufle? Evet. Ah! Çikolatalı mı? Evet. Makaron sarmalar, oy kız söyler, mikser ağlar. Altın çile. Öyle paharlı o, çok bulunmaz. Hazır bulmuşken indirmeyeyim. Öyle bir kilo altın çilek ver diyemem. Ben bugün sizin masanıza çok çok daha donanımlı Birsen Hanım ve Adile Hanım bekliyorum. Adile Hanım, evet. Doldular, Adile doldular, Hanım. Doldular. Ta Perşembe'ye kadar pik yaptı o crescendo. Siz de patlamazlar, boşalmazlar inşallah. Ben de patlayacaklar gibi geliyor bana. Vallahi inşallah öyle olmaz. Ben bugün biraz dolu geldim. Hep beraber. En yüksek ben verdim. Puanları dengesiz veriyor. Çok bağırarak konuşuyor ve çok ağır sözler söylüyor. Müdahale etmek zorundayım çünkü haksızlıklar oluyor. Herkes beni böyle güler yüzlü, sessiz, sakin zannetmesin. Onlar gibi bır 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 hiç susmuyor mu ya? Oo, bu bende patlayacak bugün galiba. Yetişemeyeceğiz, gerçekten yetişemeyeceğiz. Yanık tadı gelecek mi acaba? Masadan puan kırmıyorlar ama değil mi? Ben dün kırdım. Bize bugün 8 vermesi lazım. Kaç? Aa, masa bomboş. Bence bunu eksik olarak saymayın. Yani insan başına gelince demek ki bilemiyor mu? Boş masaya bugün ne verecek? Bu da pişmemiş. Evet, biraz kıtır kıtır haklısınız. Kebap dersi. Hocası ona arada mı pişir dedi. Anlamadım. Başım ağrıdı. Çok bunaldım. Kebaplar pişmemiş. Yeni pişiriyor. Bütün gelinlere konuştun be ana. Bütün gelinlere konuşmadım. Senin gelinin beni haşladı. Pişmemiş. Ben gözlüğümü takıp bakmak istiyorum. Hepsi bu. Bakın kırmızı kırmızı. Dün siz benim tabağımı gördünüz mü? Dün sizinki gelen... çiğdi. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın dördüncü günü başlıyor. Lezzet maceramıza devam etmek için vakit kaybetmeden evimize gidiyor. Şıklığıyla haftaya damga vuran kayınvalidemiz Fatma Hanım ve gelini Hülya'yı daha yakından tanıyoruz. Herkese merhaba, ben Hülya Doğla, 39 yaşındayım. Amasya'da yaşıyorum. Doğma büyüme Amasyalıyım. 10 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Kendi fırınımız var. Kendi işimizi yapıyoruz. Eşim Amasya çöreği yapıyor. Ben butik pasta kurabiye işiyle ilgileniyorum. Ben Fatma Doğla. 55 yaşındayım. Ben Sinopluyum. İstanbul'da doğdum ve İstanbul'da yaşıyorum. 36 yıllık evliyim. 2 tane oğlum var. 4 tane torunum var. Kesinlikle iddialıyım çünkü yaptığım bütün her şey beğeniliyor. Kızım iddialı. Ben de kızıma güveniyorum. El lezzeti çok güzel, çok lezzetli. Ben de damak tadıma güveniyorum açıkçası. Amasya'dan geldim. Bu yarışmayı illaki kazanmak için geldim. Senin zorunla ben de katıldım. Evet. Ama sana güveniyorum. Anneme biraz peşimden sürüklemiş oldum. Kazanacağız. Kazanacağız. Kesinlikle bomba kazanacağız. Gibi geliyoruz. Herkes korksun bizden. Korksunlar bizden. Evet anne. Yarın büyük final bu evde. Yarın gelinlerimizden bir tanesi 15 bin TL'yi kapıp gidecek ama ondan evvel sevgili Fatma Hanım ve gelini Hülya tabii ki bugün yarışacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim Hülya'cığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Evet, ne oldu, heyecanlı mısın? Evet. Vallahi. Heyecanlıyım. Benden dolayı mı, kameralardan mı? Hepsi. Çıkar mısınız arkadaşlar? Bizi baş başa bırakır mısınız? Ben cep telefonuna kaydederim. Vallahi çok iyi olur. Çok hoş bir kayınvaliden var öncelikle. Evet, çok teşekkür ederim sizin inceliğiniz. Acaba böyle midir, nasıldır? Tabii ki onları konuşacağız ama önce tabii ki seni bir konuşalım. Bana anlat hikayeni, evlilik maceran nerede, kimle, nasıl başladı, kaç yıllık evlisin? Ben 10 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. 39 yaşındayım. Amasyalıyım. Doğma büyüme. Amasya'ya sevgiler selamlar. Siz nereliydiniz? Ben aslen Sinopluyum. Sinop'a da sevgiler selamlar. Şu an nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Sen?
Ben Amasya'da yaşıyorum. Sen Amasya'dan geldin evet, yarışma için. Evet. Aa, 10 yıl evvel nasıl tanıştın? Oğlunuzun ismi neydi? Ahmet. Ahmet'le acaba Hülya'nın yolları nasıl kesişti dersiniz? Eşimle ben bir arkadaş aracılığıyla tanıştım. Heh. Öyle bir şeydi, bir olay yok yani. 1,5 yıla yakın işte tanışma, nişanladık. Sonrasında evlendik. 10 yıllık da evliyiz. Gayet güzel. Güzel giden bir evliliğimiz var. Süper, maşallah. Yarışmaya katılmak kimin fikriydi? Benim. Vallahi. Kızımın, evet. Güveniyorsun herhalde eline. Sizin bir sözünüzle ben yarışmaya katıldım. Dur bakayım. Bir programda bir yere uzun 10-11 yıldır gitmediğinizi, bizi arayın, beni çağırın, başvuru yapın bize dediniz. Aa evet. Ben de bir anda internetten giriş yaptım. Oh, iyi yapmışım. Form doldurdum, ertesi günü de aradılar. İşte bu. Bir anda yani, nasip. Şimdi de buradasın. Aynen, aynen. Ne kadar güzel. Peki Fatma Hanım nasıl bir kayınvalidedir? 8 yıl neredeyse birlikte yaşamışsınız yan yana yani. Aynen. Hatta haftanın 3-4 günü birlikteydik. Eşim derdi yine mi annemdeyiz diye mesela. Eşim diyordu yine mi annemdeyiz. Eşim diyordu bana bunu. Evet. Bu da değişik. Yine mi kızım annemdeyiz. Gelir, sohbet ederiz, kahvelerimizi yani içeriz. Ve akşam yemeklerimizi hazırlarız. Böyle seviyeli, mesafeli, birazcık daha hani sınırları olan bir kayınvalide gibi geldi Fatma Hanım'a. Aslında ortamda öyledir. Hani o ortam nasılsa o ortama ayak uydurur annem. Bizim ortam hiç soğuk ve mesafeli değildir. Soğukluktan dolayı değil. Hani çok bizim fazla... kayni, hor hor hor. Zaten biz ilk başvurduğumda kızım ben yapabilir miyim acaba dedi annem. Yapayım. Yani hani ben... acaba birisi bir şey söylerse annem biraz dobradır. Ya böyle bir surat bir kaşlar kalktı dün. Efendim ben size mi hesap vereceğim? O beni ilgilendir diye böyle lafı evet, yediğine koydu evet, yani. Evet yani hak aynen ettiler çünkü. Masaya yumruğunu koyan sınırını evet, noktasını koyan bir kayınvalide gibi. Değil mi? O potansiyel var. Bir anda siler. Aa. Da. Ondan sonra? Bir anda siler gitti yani. Peki başka gelin falan var mı? Bir tane daha küçük gelinim var. O nerede? O da Amasya'da yaşıyor. O da Amasya'da. O da Amasya'da yaşıyor. Annem bizi terk edip gitti yani İstanbul'a. Kaç yaşında çocuklar? Oğlum 9 yaşında, kızım da 5 yaşında Allah bağışlasın. Beraber Allah ömür versin büyümüşler aslında babaannelerin benimle beraber evet, evet. Dördü de benimle beraber büyüdü. Bu arada çok şıksınız. Hep böyle midir kayınvalideniz? Genelde böyle. Çok şık. İlk gün fularıyla, güneş gözlüğüyle evet, geldi. Biraz kıskanıldı hafif. Ertesi hem de ben bile kıskanıyorum yeri geldiğinde. Bir yere gideceğimiz zaman şöyle bir bakıyorum anneme, anne ne giyeceksin diye soruyorum. Aa benden şık diyorsun. Evet. Düşkün müydü yani, hep böyle süsüne püsüne? İnanılmaz. Valla. İnanılmaz düşkün. Evine peki sever, eşyalarına, süs eşyaları, hepsi, bibloları meşhur hepsi mudur? Tuvaletine bile girersiniz böyle değişik değişik şeyler vardır. Öyle süslüdür öyle söyleyeyim. Tuvalete ne gibi değişik şey? Değişik bir biblo koyar, o aynanın önüne böyle oturan adamlar falan, bir yerlere çiçek. Böyle boru görünmesinden hiç hoşlanmaz. Onları çiçekle falan boru sarar. Boru mu? Mesela bir yerde doğalgaz boruları var ya, onları sarar, sarmalar, kaybeder. Yani. Doğru, ben bir evde görmüştüm. Dantel yapmışlardı doğalgaz borularının üstüne. Yok, o kadar, o kadar değil. O kadar değil. Su borularının üstüne de dantel ören gördüm yok, yani. Yok, o kadar değil. O kadar da değil diyorsunuz. Görselliğe her sade ve şık yani, olmayı seviyorum. Mesela evine gitse çocuklar, torunlar kırsa dökse, yerde karıştırsa falan. Şey onların bir şey değil. Yok. Onlar, ben daha tutucuyumdur mesela o konuda. Annem benden daha rahat. Rahattır. Aa ne güzel evet, ne güzel süper. Peki yemekler nasıl? Yemekler bomba. Vallahi. Aynen öyle. Gerçekten ooo değerli. Yemekler bomba. Sürprizimiz de var. Sürpriziniz evet, mi var? Evet. Aa bayılırım sürprizlere. Evet, henüz beni bayıltamadınız ama en azından bakalım belki menü de bayılırım. İşte menüye bayılırım. Menüye evet, bayılacaksın. Aa başla o zaman Hülya'cığım. Evet. Başlangıçta düğün çorbamız düğün var. Düğün çorbası güzel, aynen iyi başladı. Ara sıcakta el açması, patatesli pastırmalı böreğim var. El açması, evet, güzel güzel. Zeytinyağlı yaprak sarmam var. Oh! Yanında da kırmızı biber sarması var. İçi peynir dolgulu olacak. Aa güzel, ara yemekler hoş. Ana yemeğimiz beyti ve beyti için özel ders aldım. Dur geliyor. Beyti mi? Evet. Sen duymuş muydun bu programda benim daha evvel bahsettim beyti'den? Beyti. Çok sevdiğimi. Beyti duymadım açıkçası. Aa, yapanlar da oldu ve ben çok severim. Beyti favori kebaplarımdandır. Eğitim aldığını söylemiştim eğitim size sofrada. Aldım, gittim ustasından öğrendim. Şişe nasıl takılır, nasıl pişirilir. Şaka. Lavaşına kadar orada kendim açtım, pişirdim, sardım, sosunu, her şeyini yaptım. Ne diyorsun be Hülya? Aynen öyle. Evet. Tuttum bu gelini. Yaptım. Süper, işte. Biz çok çalıştık. Vallahi aynen, bravo. El açmamız böyle. İşte bu yarışmayı ne kadar ciddiye aldığınızın i̇şte kanıtıdır. Ben, tabii ki. Anneme tabii de ki, mesela yüksek puan verildi diye eleştiriliyor ya, ben anneme dedim biz kaç gündür uğraşıyoruz. Ben bunun için gittim ustasına ya bak, öğrendim. Düşün. Eğer gelin kadar güzel yapmışsa anne hakkını ver dedim. Biz sana strateji bravo, yapmaya gelmedik.
Evet. Biz buraya yemek yapmaya geldik. Süper. Daha evvel sen kebap yapmış mıydın bu arada? Ya Beyti şöyle evde fırında yaptım ha, ben mesela. Öyle şey yapmadım. Tabii canım herkes de mandal yapıp genelde erkekler yapar mandal. Erkekler de yapıyor genelde bu işlere. Ama şeye mi gittin, kebapçıya mı gittin? Kebapçıya gittim. Ve ocak başında mıydı? Şişimi dahi getirdim ben özellikle buraya yapılması gereken. O şişler lazım olacak şey için. Evet. Kebap için. Evet. Peki salata ne var? Yanında ne var Beyti'nin? Yeşil salatamız var. Yeşil salata. Pilav demiş miydin? Bulgur pilavı var. Bulgur pilavı güzel. Lavaşı kendim yapacağım dediğim gibi. Beyti'nin lavaşını da kendim yapacağım. Süper. Onu da kendin açacaksın. Tabii, böreği de kendin açacaksın. Evet. Ooo güzel. Beyti'nin de o lavaşı biliyorsun değil mi? Biraz ince olması yani lazım. Yani şey, evet. Lavaşlardan yana dertliyiz. Dertliyiz lavaş ki hem de nasıl? Ondan evvelki hazırdı. Bir tanesi yok etin altındaydı. Bir biber bir lavaş bitirdi bizi bu hafta. Evet sormayın. Benim şimdi hamur işi yapmam lazım çünkü biz fırıncıyız. Ah! Aynen evet. Kim fırıncı? Eşim benim. Amasya çöreği vardır. Meşhur. Evet, meşhur bilirim. Sadece bizim eşimin ailesine özgüdür zaten o. Başka kimse yapamaz onu. Ne diyorsun? Dedelerden sırdır. Kalma bir şöyle şey söyleyeyim. Meslek. Benim... Şimdi sonradan sonraya açıldılar. Çocuk doktorum var. Büyük dede 1925'ten beri devam eden bir şey. Bu ailede yıllardır devam eden bir şey. Dededen toruna dededen o şekilde devam ediyor. Dördüncü kuşak benim. Dördüncü aynen eşim dördüncü nesil. Amasya çöreği aynen yapıyor. Öyle. Evet. Şu an hali hazırda devam. Tabii devam. Tabii fırınımız eşin var. O işi yapıyor. Aynen. Fırın. Ben butik pasta kurabiye yapıyorum. Laf ederlerdi. Butik pasta mı? Evet. Ha şaka. Evet. Evlere falan doğum günlerine şunlara aynen bu. Aynen ne kadar güzel. Yapıyorum. Burada verir zaten arkadaşlarımız. Evet. Sana zaten laf ederlerdi. Evet, tanıyanlar derlerdi. Fırıncının karısı. Bir dakika fırıncının karısı. Fırıncının kızı mı vardı? Roman ismi gibi oldu. Roman ismi geldi. Fırıncının karısı ile burada beraberiz bugün efendim. Zaten de el açması benden sorulur diyor. Evet. Salatayı söyledin. Söyle salatamız canım. Salatamız yeşil salata. Tatlı da sizi zaten nokta atışı yapacağım. Yap. Evet sizi vuracağız. Sufle. Sufle. Çikolatalı mı? Evet. Peki mangalı o esnada mı pişirip bize servis edeceksin? Önceden mi pişireceksin? Mangalı önceden pişireceğim. Güzel ama sufleyi o anda yapman lazım. Tabii. Evet. 15-20 dakika alır. 8-10 dakika arasıdır. Pişme sufleyi süresi... pişiren bilir. Çok fazla pişmez. Ortası restoranlarda bir 20 kalmadı. Dakikayı falan buluyor yani, tabii gelmesi ama onların falan, tabii servisi süslemesi falan. Mesela sufle'nin yanında krema servis edilmesi gerektiğini çoğu kişi bilmez. Kesinlikle pudra şekeri ve pudra şekeri ve krema dondurma koyarlar. Gerekiyor. Olabilir ama orijinalinde pudra şekeri ve krema verilir. Krema verilir aynen öyle. Onları İşi biliyor. Pastacı, eşi fırıncı. Ki şöyle bir şey var. Ben bekarken şu hazır kekleri yapamayan adamdım. Ne diyorsun ya? Aynen evet, öyle. Ben kayınvalideme gideceğim bir gün. Nişanlıyız. Cupcake'ler var hazır. Onlardan iki yumurta çırptım, koydum fırına. 10 dakika pişecek. Yaktım. Şaka yapıyorsun. Yapamadım. Ben çocuğum 6 aylıkken artık evde çünkü 12 yıl ben çalışmıştım. Evlendikten sonra işi bıraktım. Aynen öyle. Evlendikten sonra işi bıraktım. Evde de sıkılınca bu sefer bir şeyler yapmaya sardım. Yemek yapmayı zaten biliyorum. Geliştirdim kendimi. Tatlı türü hani evet, çocuğa kektir, şudur, evet, budur. Evet, evet, evet. Bir başladım şeker hamurundan figürlere kadar gitti. Bir başladım, pir başladı. Aynen bir başladı. Öyle. İddialı bir yeğeniniz var, iddialı bir menüsü var. Risk de var. Bakalım bugün neler olacak. Hayırlı. Ama önce seni bir markete uğurlayacağız sevgiliyle. Tamam, hadi iyi alışverişler sana. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız eşlik edecekler. Hadi kızım kolay gelsin. En önemlisi mikser gelecek seninle. Menüyle ilgili kafamda soru işaretleri var. Kırmızı biber sarması hakikaten onu bilmiyorum. Duymadım da daha önce. Yani düğün çorbasını hakikaten şu anda emin olamadım. Ara sıcakta ben menüyü pek kuvvetli göremedim. Çünkü bir tek böreğin haricinde diğerleri çok basit olan bir şey. Ya ara sıcakta iki tane sarma var. Ne alaka? Beytinin yanında ne olacağını belirtmemişler. Uyanıklığa kaçmışlar. Sufle baştan hiç olmaz. Kebabın yanında alakası yok. Hem karışık hem de kolay bir menü. Sufleyi yakıştıramadım. Hamur işi baklava beklerdim bir ustanın elinde. Menü fena değil, güzel. Hakkıyla yaparsa puanını veririm. Özlemiş misiniz birbirimizi? Ay özlüyoruz. Sabaha kadar sohbetler oluyor mu şimdi hazır İstanbul'a gelmişken? Olmaz olur mu? Kimi çekiştiriyorsunuz gelin kayınvalide? Söyleyeyim bakayım anlatın bana. Beylerimi onlar bizde kalsın diyelim. Tabii sizde kalsın. Onlar bizde kalsın. Tanımıyoruz zaten kimseyi. Hülya'cığım hazır mısın? Hazırım hadi alışverişe. Sinirlendi mi bilmiyorum artık nasıl olacak. Gizli sinirli. Gizli sinirli? Gizli sinirli. Ne o ya Allah korusun gizli şeker gibi. Gizli sinirlerden. Gizli sinirler. Saklar İnşallah sofrada diyorsunuz. Patlamaz. Korkuyorum. Vallahi bir sen hanım en sakin gelini bile sinirden patlatabilir yani. Evet ben de ondan korkuyorum taş zaten. Taş olsa çatlar ayol. Ben de en çok bir sen hanımdan. Hoş Beyhan Hanım da fena değil. Beyhan Hanım da yorumlarıyla. Beyhan Hanım da sormayın evet. Hayır ben da... bile krize girdim. Bir bibere girdi dün de kalktı bu pazı diyor. Evet.
Market arabasını kapan Hülya hemen alışverişe başlıyor. Hadi başlayalım. Hoş geldin Gelin Hanım. Hoş bulduk. Gelin Hanım, heyecanlı mısın? İnanılmaz. Başarabilecek misin? Onun için geldim buraya. Hülya, ne yapıyorsun? Ben şu an ev hanımıyım. Onu demiyorum. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an poşetlerimi açıyorum. Kaç tane poşet açtın? 4 tane açtım. Yetmez. Yettiği kadar yetmezse bir daha açarız. Bu hafta en tecrübeli gelin sensin. İnşallah öyleyimdir, bugün göreceğiz. Kayınvalideler senden güzel yemekler bekliyor. Hayırlısı bakalım. 2 dakikam bitti bile. Oo, hemen. Ne alacaksın? Domatesimizi alalım. Nerede kullanacaksın? Kebabın yanında közleyeceğim. Dünkü gelinimiz közleyemedi, biliyor musun? Evet, öyleymiş maalesef. Peki yetiştiremediğini duydun mu? Evet, öyleymiş. Dünkü gelinimize 3 puan verdiler. Sana da bugün düşük verirler mi? Ben güzel yaparsam ve bana düşük puan verirlerse onların sorunu. Hakkını korur musun? İllaki koruyacağım. Ay. Oh Fatma Hanım. Ben bugün zaten bir sanımdan korkuyorum açıkçası. Siz nasıl? Bakın gizli eski sinirli dediğiniz Hülya var ya. Gizli kayınvalide kim biliyor musunuz? Sürpriz kayınvalide. Sürpriz içinden neler çıkacak? Dün başladı Adile Hanım. Evet. Asıl sürpriz o. Bak dünkü Adile lafları. Hanım. Evet. O dünkü soru. Korkun benden dedi. Ya hele dünkü o 2 tane 3'ten sonra. Asıl siz evet. Bilsen Hanım'dan değil. Adile Hanım'dan korkacağız. Adile Hanım galiba. Dün dişleri, tırnakları, kayınvalide dikenlerini gösterdi ki bazı tekniklerinde kesinlikle arkasındayım, haklıydı. Asla 3 değildi. Siz de 3 verenlerdendiniz. Allah yardımcınız olsun. Bir de ama, riskli menü. 2 tane el açması var. Ama evet, buyurun ama. Ama yani yemekleri güzel değildi. Yani ama üçlük de değildi. Lavaşı kendin mi açacaksın? Tabii ki de. Dünkü kızımız da açacağım dedi ama açamadı. Ben açacağım. Çörekçisiniz değil mi? Yani o kadar olsun. Ama hamur işlerini yeni öğrenmişsin. Ben bekarken hiçbir şey yapmazdım. Öyle söyleyeyim. Bir anda böyle bana bir şey geldi. Ne geldi? Evlendikten sonra evde kalınca haliyle her şeyi kendim yapmaya başladım. Kayınvalidenle aran nasıl? Kayınvalidenle aram iyidir. Kayınvaliden senin için inatçı diyor. Yani ben Başak Burcu'yum, haliyle de biraz inatçıyımdır. Biraz da sivri dilli mi? Biraz fazla sivri dilli. Dillidir, evet maalesef. Hadi senin üstüne çok gelirlerse. Vallahi hakkımı savunurum. Yani kimse kusura bakmasın. Buralara Amasya'dan niye geldin? Kazanmaya geldim tabii ki de. Yüksek puan verince kayınvaliden için oynuyor dediler. Kesinlikle asil bir kadındır kendisi. Oynama falan hiç öyle şeylere girmez benim annem. Kayınvalideni kıskananlar varmış. Doğru mu? Vallahi olabilir anneme. Ben bile kıskanıyorum bazen. Çok hoş, güzel bir kadın çünkü. Bazen bir yere gittiğimiz zaman benden daha güzel oluyor. Yapmayın. Yaptığınız gerçi artık masası, geçmiş olsun. Masası tamam değildi. Evet, orada biraz bizi talihsizlik. Bizi önlükle karşıladı. Ya evet, onlar biraz talihsizlik. Kebap pişmemişti. Evet, gördüğünüz sizinki. Özellikle size gösterdim. De. İnşallah sizin beytiniz pişsin. Sufleler, beytiler, el açması börekler. İnşallah. Bugün renkli bir sofra bizi bekliyor ama mutfağa geçelim İnşallah. Önce. Bir Hülya'yı karşılayayım. Gelmek üzeredir. Buyurun efendim. Pastırma nerede pastırma? Pastırma mı? Nerede pastırma? Bir paket şu pastırmadan alabilir miyim? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ne arıyorsun? Çikolata alacağım. Çikolatalar orada. Hayır, orada değil. Orada! Hayır, bu tarafta. Gerçekten orada. Ne oldu, neden güldün? Ama zamanım geçiyor. Zamanın kalmadı ki. Var zamanım daha. Son 11 dakika. Ekmekler burada. Ekmeği almışken lavaşı da al gitsin. Hayır. Gerine kaldı. Vallahi hiçbir şeyim kalmadı galiba, hepsini aldık. Yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirmeye başlıyor. Önemli bir şey unuttun. Unutmadım. Listene bak çabuk. Ne unuttun? İçinden mi aldın? Ne yaptın? Lavaş. Lavaşı kendim yapacağım. Emin misin? Eminim. Lavaş hazır alınır mı? Dünkü gelinimiz de öyle demişti. Yetiştiremedi. Hayırlısı inşallah. Eti, kıymayı sen mi getirdin? Hepsini getirdim. Salçama kadar getirdim. Tabağımı, çanağımı, her şeyimi getirdim. Bravo gelin hanım. 315. 315 TL. 300 lirada anlaşalım müdür bey. Evet, anlaşalım. Bir dakika kala ancak bitirebildik. Daha hızlı olurdum da sen beni çok oyaladın. Hadi mutfağa koş. İşte meşhur Amasya çöreğinin canlı kanıtı ve menşei efendim karşımda duruyor. Dört nesil evvel, yani bu meşhur bildiğimiz Amasya çöreği sizin aileden mi çıkıyor? Bizim aileden, evet. Vay, dedelerden gelen. Dede. Neymiş efendim rahmetli beyefendinin ismi? Ahmet Doğla. Ahmet Doğla beyefendi, evet. İlk değil mi? İlk. Yapmış Amasya'da ve sonra Amasya çöreği olarak nam salmış, meşhur olmuş. Meşhur. Sizin ailenize özgü bir lezzet. Evet. Vallahi bu. Evet. İkram edebilirim. Vallahi ben alırım. Peki. Siz zahmet etmeyin. Rica ederim. Sıcak. Bu da poğaçamız. O poğaça mı? Haşhaşlı çörek tam tersi. Bize burada poğaça evet, deriz. Yok, buna bu tam tersi. Farklı burada. Sizde tam tersi. Neler var içinde, bir söyleyeyim seyircilerimiz için. Çöreğimiz
Cevizli. Cevizli. Poğaçamız cevizli ve haşhaşlı. Ceviz haşhaşlı. Ceviz haşhaşlı. Yalnız efsane. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Bu kadar mı hepsi epi topu? Var biraz daha. Vardı. Burada, bunlar ne? Evet, bunlar size. Ay ne zahmet. Bu size. Ay çok teşekkür ederim. Gelinimin el yapması. Bir de bahçemizden. Aman efendim ne zahmet. Elinize ayağınıza sağlık. Bunların üzerine özel Zuhal Topal sticker'ı istiyorum yapışın. Kimin olduğu belli olsun. Böyle çok ortada yapayalnız, korumasız kalıyor bunlar. Ay çok teşekkür ederim. Bıdış. Bıdış. Bıdış gel al. Gel artık. Siz çağırın. İşte böyle. Halka mal oldun sen artık. Bak seni ben demeden. Bıdış öncelikle kap bir tane poğaça al bakayım sen ye. Bıdışcığım bekler misin lütfen? Ya sana başkası bıdışcığım deyince çok tuhaf his. Anam! Simallahü limelhamide. Rabbim sana gel. Bu ne? Buyurun. Kim yaptı bunu? Size özel, kızım yaptı. Makaronlu. Orman meyveli, altın çile. Aman Allah'ım makaron. Makaron sarı bağlar, oy kız söyler mikser ağlar. Makaron sarı bağlar, oy. Kim yaptı dediniz? Tadına bakmak isterseniz kesebilirim. Elbette. Aa ben yok bunu bozamam. Ben bunu bozamam. Bıdışcığım. Aa ben bunu bozamam. Ne oldu ne oldu orada bir kaynamalar kıpırda. Neye açtın? Sen ısıracaksın ondan yiyeceksin. Dur şimdi. Dur bir saniye bunları veremem. Sana bunları vereyim. Paket hazır şeyleri sen al. Al canım. Evet. Taşıyabilecek misin hepsini? Alın. Bak ondan ye. Sonra sana bunu vereceğim. Siz orada arkadaşlarınla yersiniz. Cevat abi, Mustafa falan. Bak isim vererek söylüyorum. Kimlerin yemesi gerektiğini liste yapıyorum ya. Ya ellerinizi yalnız bu efsane ben geldim. Bir şey. Hoş geldin. Ufak bir dadoğa bakayım. Hoş geldin kızım. Gözlerime inanamıyorum. Gözüm üstünde bu pastanın. Ben sana şöyle rağmen alayım ki. Bitirdim. Sen neler yapmışsın öyle tatlışka? Valla elimden geldiğince. Elimden mi? Aslında çok daha güzel olabilirdi. Yok ama işte canım. Apar topar malzeme sen eksikliği. Sen bunu nerede yaptın? Annenin evinde mi? Evet. Aa, şu iki ara bir dere. Aynen. Sana inan. Bir de malzemelerin de yoktur yanında alet edemem. Yok işte. Hayır, hepsi, alet edemem. Sen de elini yüzünü yıka değişken tutayım seni. Ben ellerimi yıkıyorum üstümü değiştireyim. Hülya. Bunu benden sakladınız mı? Herhalde sen diyeceğim. O kalır mıydı? Afiyet olsun. Ben hemen geliyorum. Pasta kilo yapar Zuhal Hanım. Burada kalsın. Hayat biz yiyoruz sonra da yakıyoruz. Bak geçen gün ayıp söylemesi pizza yedik mesela. Ondan sonra bir saat koştuk. Ne gerek var yemeyin, spor da yapmayın. Bence harika çözüm. Anneciğim haksız mıyım? Zuhal Hanım pastayı yemezse bir saat koşmasına gerek kalmaz. Ha yaşamayayım olmaz, o zaman. Allah Allah olmaz. Yemeyeceğim spor da yapmayacağım. Olmaz. Yalnız çok güzel. Sanat eseri. Sanat eseri vallahi bu orman meyveleri inan en sevdiğim şey şuna bakın ya gelinimiz yapmış bunu. Gelinimiz butik pastacı. Bugün yarışan gelinimiz butik pastalar yapıyor. Efendim altın çile. Öyle paharları o çok bulunmaz. Hazır bulmuşken indirim vereyim. Öyle öyle alamam ama öyle bir kilo altın çilek ver diyemem. Afiyet olsun. Oh, çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Uzun ömrün. Efendim anahtarlarının anahtarı. Altın çile. Sen yedin mi altın çile? Ne oldu? Yanakların kızardı. Ben herhalde bu iş bitince şey yapacağım. Pastane falan açacağım gibi bir his var ya da restoran. Değil mi? O öyle bir şey geldi bana yani o his. Bir sarımsı kıskanıyor mu? Evet. Aa geçen o giymişti değil mi şey gözlük takmıştı evet gelmişti. Ya yani ilk günü beni öyle gördü. Ondan sonra da aynı ben fark ettim içten geldi. İçe bir şey oldu. Evet, bir rekabet, evet. Bir böyle bir yarış var aranızda. Evet, evet. Kadınların olduğu yerde vardır bu yani gerçekten de. Ama ben bugün sizin masanıza çok çok daha donanımlı, efendime söyleyeyim çok çok daha fazla konuşan, eleştirecek bir Mirsen Hanım ve Adile Hanım bekliyorum. Adile Hanım, evet. Doldular, Adile doldular, Hanım. Doldular. Ta Perşembe'ye kadar pik yaptı o kreşendo. Siz de patlamazlar, boşalmazlar inşallah. Ben bugün biraz dolu geldim. Dünkü benim masamda lavaşımız eksikti. Olabilir, insanlık hali yani, olabilir. Pazartesi günü de menüde belirtilen biber yoktu. Görmedik yani. Ben onu eksik olarak görmedim, değerlendirmedim, yüksek puan verdim. Fırsattan yararlandılar, galiba bizi rakip gördüler. 3-4'ü yapıştırdılar. Benim gelinimden herhalde biraz korktular. Aslında ben gelini dün kayırdım. Dün gelin bana biraz çıkış yaptı. İlk etapta bir çıkış yaptı. Belki haklıydı. Ben onun kayınvalidesinin sesi olmaya çalıştım.
Ama sonra sus kızım bir çorbanı içelim falan dediğimde diğerlerine yanık kebapları yedi verdiniz. Hadi bakalım buna 8-9 bekliyorum dediğinde gelin anladı ki onu tutuyorum. Çünkü hak buydu, adalet buydu. Ondan sonra bana döndü gelin. Haklı olduğumu gördü. Benim pek şeyim yok. Ben de patlayacaklar gibi geliyor bana. Vallahi inşallah öyle olmaz. Vallahi temennimiz güzel yemekler seçmiş çünkü. Hoş geldin, sevgili Hülya. Tam da üzerine geldin. Evet. Evet, bir bak bakalım kayınvalideciğin, anneciğin daha doğrusu. Evet, ben apar topar çıkardım. Zuhal Hanım, biz bütün yarışmacılarımıza önlük getirebileceklerini söylüyoruz. Ama genelde getirmiyorlar. Bakın, Hülya kendi önlüğünü getirmiş. Yarışmada önlükle çalışmak daha mantıklı değil mi? Kesinlikle, her açıdan. Biz kendi evimizde bile takıyoruz yani. Evet. Bir ben diyorum. Olması gerekiyor mutfakta. Yani buna çok çok iyi dikkat etmek lazım. Milyonlar izliyor yani. Her şeyden önce kendiniz için. Kendiniz, evet. Siz kendinizi izlediğiniz zaman. Bakın saçını da toplamış. Aa bak, evet, at kuyruğunu da yapmış. Geçen ben uyardım bir gelinimizi, lütfen saçlarını topla diye. Evet. Evet, tamam mısın sen, başlatayım tamam, mı seni tatlım? Tamam, yapıyorum, başlıyorum. Hadi bakalım, 2,5 saati başladı an itibariyle sevgili Hülya'nın iddialı bir yarışmacıyla. Evet, kolay gelsin kızım. İnşallah her şey yolunda ediyorum. Giderse bu menüyle finalist olabilecek bir yarışmacıyla karşı karşıyayız bir gün, bugün. İnşallah. Çünkü Beyti kebaplar, el açması, börekler, çikolatalı sufleler, ki çikolatası da bana bakıyor, göz kapıyor ama hiç gözüm yok. Benim yanımda böyle bir pasta var iken. Üstelik herkesin gözü de bu pastada iken, evet. Gerçekten de merak ediyorum, o çikolataya kim bakar Allah aşkına? Kim bakar söyle, kim bakar? O çikolataya burada kim bakar? Benim önümde böyle bir pasta varken mikseri kim takar? Ne oldu, poğaçalar kesmedi mi, bir kilo yedin? Aman, ben pastayı görmüyorum, inciklere daldım. Kızımız inciyi bile kendi getirmiş. Aa, incikler senin mi? Tabii, evet, incik getirdim. Vallahi kemik suyu yapacağım, bravo. Sos için kemiklerimi getirdim. İşte böyle yarışmacılar görünce. Yaprağımızı bile getirdik Tokat'ta. Yaprağımızla mı geldiniz? Evet, yaprağımız. Salçam, yaprağım, hepsi geldi. Zuhal Hanım, dünkü kızımız yetiştirememişti. Umarım Hülya yetiştirir. Sen de söylemiştin ama yetiştiremez diye. Ben de dedim ki sus öyle deme dedim. Maalesef. Yani lavaşı alsaymış bak demiş arkadaşlarımız. Çünkü menüye Hülya el açması lavaş yazdırmamış. Sadece lavaş yazdırmış. Hülya gelinimiz de öyle. E tamam. Ama o yapamazsa aldı mı lavaş? Almadı. E tam da inşa. Oldu mu? Hep beraber. Hülya ne yaptın? Keşke alsaydın bir paket. Dünkü gelinimiz de aynı, sen de aynı yollardan ben geçti. Ben yapacağım. Ama ben yapacağım diyor. Ben yapacağım. Ben senin yapacağına inanıyorum, biliyor musun? Yapacağım. Görüyorum o potansiyeli. Şu pastadan, evet, belli. Hülya düğün çorbası için kemikleri haşlamaya başlıyor. Galiba. Definat dayanamayacağım, keseceğim pastayı. Ben dört gözle kesmenizi bekliyorum. Kesmiş olmam bu pastayı başka bir yere nakledemeyeceğim anlamına gelmiyor. Zaten şu kadarcık yer bırakırsınız. Ne kadar yiyecekmişim, göster. Şu kadarcık Zuhal Hanım. Al, o kadar mı, bak bak. Eyvah! Gitti güzelim pasta. Ay. Ay. Ay 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 ay, oy 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 oy, vay 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 vay. Afiyet şeker olsun. O kadar da güzel değildir. Abartıyorsunuz bence. Ay, ne koydun içine bu kadar farklı ve güzel olan Hülya? Sevgimi kattım. Belli. Derler ya. Yok. Bir şey var bu hamurunda, beyaz hamurunda efsane bir lezzet geliyor. Şöyle söyleyeyim Zuhal Hanım. Ben asla toz vanilya kullanmam. Bravo. Vanilya özü kullanırım. Vanilya özü, bak ekstratı. Suflede de göreceksiniz zaten. Ben de çubuk vanilya tadını kullanırım. Aynen. Ekstratını kullanırım. Evet, kesinlikle. Biz de pastalara mesela ufak ufak onun minik şurupları vardır. İşte vanilya, karamel, vişne, bilmem mayın var ya, işte hepsi vardır bende. Evet. Pastaların üzerine damlatın, inanılmaz güzel. İçine, hamuruna, şekerine, nerede kullanmak isterseniz, kremasına. İnanılmaz lezzetler veriyor. Aromalar, kesinlikle, çok önemli. Çok çok konsantre, önemli. Konsantre, meyve suları katın. Aldım. Sağlıklı olmasını istiyorsanız. Yani insan azmettikten sonra yapamayacağı şey yok. Ben ona inanıyorum. Elbette. Allah bizi öyle donanımlı yaratmış ki her türlü şeyi yapabilecek potansiyeli, güce, enerjiye sahibiz. Yeter ki onu keşfedelim. Keşfedelim. Onu geliştirelim. Bakın gelinimiz misal evlendi. Ben diyor hazır kek bir şey yapamazdım diyor. Evet. Bakın gelinimiz güzel geliştirdi. Beyti kebap için şişler. Nerede şişler? Bana bir tane şişler değil de. Nedense bir şişe ihtiyaç duydum şu an.
Şöyle paslanmaz çelik i̇şte özel bu. Şiş getirdim. İşte bu. Oh be onluk dambıllar. Artık onluklara geçiyorum. Beşlikler yetmiyor. Onluğa geçeceğim. Zuhal Hanım, Hülya'da tam bir yarışmacı ruhu görüyorum. Ben de. İşi ne kadar ciddiye aldığı özendiği belli. Şişin dadına bakmak isteyeyim misin? Zuhal Hanım, sofraya gelen kebaplar az değil mi? Ya evet o kebaplar niye elim kadar bu kadar geliyor evet. Bizim tabaklara ya? Ya bilemiyorum anlamadım valla. Ki. Dünkü gelinimizin kebabı yapıştı. Yapıştı onun değil mi? Bir önceki gelinimiz de aslında uzun uzun. O da düştü. Tutuştu. O da düştü. Efendim 5 tane gelin bir programa gelmişler. Biri pişirememiş, biri yakmış, biri yapıştırmış, biri diğer kayınvalidelerde sonucu da hani bize hani bize demiş. Ortada yiyecek bir şey kalmamış. Neden böyle olmuş ki? Dün çorbasını beğendim. Pilavını beğendim. Tatlısını beğendim. Onun için 6 verdim. Yani etinden pek memnun kalmadım ama pilavını falan beğendim. Çorbasını beğendim. Tatlısını beğendim. 3 de verilecek masa değildi. Ama ben herkese hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yok dün 3 biraz düşük oldu. Sen ne diyorsun? 3'ü kullanması doğru muydu sence? Beğenmemiş. Hmm. Ben damak zevkine güvendiğim için. İnanıyor musun 3'lük olduğuna lezzetlerin? Yani annem beğenmediyse bence olmamıştır. Ama yani çünkü çiğdi diyor. Güzeldi biraz acısı fazlaydı. Mesela ben acıdan yani çok o kadar sizin puan kırdığınızı düşünmek istemiyorum. Annem başka acıyı sever normalde ama çok acıydı dedi. Genzim yandı. Aa annene dün biber gelmişti. Nerede biberler, süs biberler? Adana'dan biber geldi annene 3 tane. Temsilen. Tabii söylemedi mi? Çok bozuldu yo, anne. Yok söylemedi. Kaşlar kalktı. Ne şimdi ne mana falan dedi. Hiç gerek yok dedi. Ne yaptınız biberleri bana verseniz bari. Çok lüzumsuz hareketlerdi çünkü. Öyle gerek mi? Yok. Evet, gerçekten sinirlendiniz. Ay biberler. Börek için hamur hazırlamaya başlayan yarışmacımız içi için patatesleri yıkayıp kabuklarını soyuyor. Adile Hanım var ya burnundan soludu dün yanımda. Evet ama yani. Annene de dediler ki gözyaşı döktü diye mi verdin 7 puanı? Bilmem ne bilmem ne. Bugün hiç ben çok merak ediyorum puanı. Hiç alakası yok aslında. Annem lezzeti güzeldi diyor. Yani bir talihsizlik gerçekten yaşamış güzeldi. Ama tadı güzeldi evet, dedi evet. Yani. Bak biberini unutması yanmamış ve birkaç hatası dışında gerçekten güzeldi. Lezzetliydi. Hani bak kebaptı bugün bu haftaki mecburi yemeğimiz. En güzel şimdiye kadar yediğimiz kebap pazartesiydi. Evet. Evet. Ona şüphe götürmez bir gerçek. Evet. Puanlardan da onu anlıyoruz. Yüksek puan aldı bu arada pazartesi günkü gelinimiz. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani eğer sen de yetişirsen sıkı bir rakiben var peşinden geliyor ya da sen onun peşinden geçeceksin bilmiyorum artık. Hayırlısı. Yani bir puan farkla verdiğimiz için biz hep çoğun 5000 TL'yi evet. Kıl payı kaçırıyorlar. Evet, o daha çok acıtıyor insanı. Evet. Düğün çorbası için haşlanan kemiklerin suyu süzülerek alınıyor. Ardından düğün çorbasına girecek etler çıkarılıyor. Evet görmeyin. Efendim çok emin ellere teslim ettiğimi söylemek istiyorum. Tabii ki. Yapma Nesrin! Efendim hayırlı uğurlu olsun. Alın bıdış gel arkadaşlarına. Eyvah! Hülya'ya lazım olur bu tezgah. Arkadaşlarına ver canım. Bana bir pasta sözü vermen lazım. Gitti bizim pasta. He de kim kime dedim de bir daha nerede göreceksin sen bunu ya? Böreğin içine girecek patatesler küp küp doğranıyor. Ben gidiyorum. Sana bol şans. Gönlüm bugün ederim. Senden yana. İnşallah güzel olsun. İnşallah. Su gibi aksın geçsin. Lezzetle şekerim bakarız. Teşekkür ederim. Tabii ki. Mangalı önce yıkacaksın. Evet evet. Ama kurumasın etin, soğumasın. Onun sıcak ve tazeliğini, freshliğini, yumuşaklığını koruması muhafaza etmesi evet. Lazım. Ama beyti, şimdi biraz şanslısın. Üstüne yoğurt ve sos gelecek çünkü. Aynen. Evet. Onu güzel ayaracağını düşünüyorum. Ve efendim gidiyorum. En güzel günler, en güzel. Hayır canım, geleceğim. 2 saat sonra görüşürüz. Hadi başarılar. Görüşmek üzere. Tamam, hadi bakalım, gideceğiz. Zuhal Hanım. Ekibin yer sana da düşer belki. Arkada çünkü buraları krem olmuş insanlar gördüm. Ben annemizin eşi Ragıp abiyle konuştum. Mikserciğim, merak etme. Pasta, börek, çörek ne istersen gönderirim dedi. Elbette, feda olsun. Her nasıl, zaman. Değil mi? Gerçekten tanıştım. Gerçekten, eşim geldi. Buradaydı. Benim ben bir beyefendi gördüm evet, gözlükte evet, o muydu? Evet, benim eşimdi. Beni Amasya'ya da bekliyorlar. İstediğim zaman gidebilirmişim. Tamam, şimdi için gitsene. Ağırlarız. Vallahi. Gerçekten. Yol masrafın benden. Bizim kebaplarımızı bir yesin de ondan sonra gidecekse gitsin. Yoksa eksik olur. Hayır, bugün yesin.
Yani bugünden sonra alın götürün. Yarın finalden sonra Amasya'ya götürebilir misin rica etsem Hülya? Seve seve götürürüz. Şu arkadaşımızı. Vallahi o maçtan alışverişinden sonra bilemedim şimdi. Eyvah. Ha, bugün Hülya'ya nasıl davranacağınla çok ilintili. Yani. Bu hafta kebaplar çıksın, hafta sonu kesin giderim. Ya hafta sonu değil. Bir hafta kal bak, havalar güzel. Bastonga yazlarındayız. Bak hala hava güzelken güneye mineye insene. Ben burada çok mutluyum Zuhal Hanım. Akyaka makyaka. Kitesurf yapsana, uçar gidersin belki de. Zuhal Hanım, burada hem orman havası hem de deniz havası var. Olmadı, yemedi. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Hanımlar. Evet. Zuhal Hanım gitti. Evet, kaldık hadi biz sen bize. De git. Ben buradayım gelin hanım, beni kolay kolay gönderemezsin. Böreğin içine girecek patatesler kızarırken hamuru da yoğrulmaya başlıyor. Anneciğim, ilk gün 6 puan verdin. En yüksek ben verdim, 6 verdim. Adile Hanım da 7 verdi. Adile Hanım da 7 verdi, evet. Benim puanım düşük değildi. Yani lezzetleri güzeldi aslında ama... Biberi eksikti anneciğim. Menüsünün eksik olmasına rağmen 6 verdim ben. Hülya, biberi eksik yerine kayınvaliden 6 puan verdi. Yani bir biber için de puan kırılmaz zaten, bence iyi. İyi mi yaptı sence? Bence ben anneme en başından söyledim. Herkese hak ettiği puanı vereceksin. Ben burada haksız olarak kazanacaksam hiç kazanmayayım yani. Fatma Hanım biraz sanki puanları dengesiz veriyor. Bana öyle geldi. Bu arada ailece fırıncısınız değil mi? Evet. Bu arada çok güzel hamur yoğuruyorsun. Bunun bir sırrı var mı? Ben ekşi mayalı ekmek de yapıyorum. Ona evet. Da bir heves başlamıştım. Bu hamurdaki en önemli şey gluteni ortaya çıkartmak. Onun için de hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmanız lazım. Peki hamur yoğurmanın bir yöntemi var mı? Yani herkesin yöntemi farklıdır. Ben avuç içiyle bastırarak yapıyorum. Kimi insan daha şekilde, daha farklı şekillerde yoğurur. Benim annem daha farklı şekilde yoğurur mesela. Börek ve lavaş hamuru yoğrularak istenen kıvama geldikten sonra bezelerine ayrılıp cam tepsiye alınıyor. İzlerken en çok neye kızıyordun? Benim en sinirlendiğim şey bilmedikleri bir şeyi olmamış demeleri. Kayınvalideler mi? Ya kayınvalideler yapıyor, daha önce yememiş, bilmiyor. Ama bu olmamış. Yediniz mi diyorlar? Hayır, yemedik. Olmadığını nereden biliyorsun? Damak tadıma uymadı. Evet, lezzeti bana göre değil diyebilirsin. Olmamış diyemezsin bu durumda. Ara yemek biber sarması için közlenen kapya biberler fırından çıkıyor. Aa, kapı çalıyor. Hanımlar, birini mi bekliyorsunuz? Evet. Kimi bekliyorsun? Yeğenim gelecek. İremciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürlerinizi getirdim. Ay, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Teşekkürler. Merhaba. Karılamıyoruz maalesef. İrem, çiçek mi getirdin? Geldin, çiçeği ben getirdim. Çiçeği sen mi yaptırdın? Biz yaptırdık, evet. Anneciğim sen salona götürebilirsin. İrem, Hülya senin teyzen mi oluyor? Benim evet. Teyzem. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, ben İstanbul'da yaşıyorum. Okuyorum burada. Ne okuyorsun? Radyo, televizyon ve sinema okuyorum Marmara Üniversitesi. Bizim meslektesin desene. Aynı zamanda bir internet kanalında çalışıyorum. Teyzen güzel yemek yapar mı? Teyzem çok güzel yemek yapıyor. Teyzem yemek yapmayı seviyor. Ben yemeği seviyorum. O yüzden çok iyi bir ikiliyiz. Aynen öyle. Madem bu kadar güzel yemek yapıyor, peki planlamayı neden kötü yaptı? Planlaması muhtemelen iyidir. Az önce biberleri de yaktı. Biberler yanmadı. Neresi yandı? Bayağı yandı işte. Kabukları soyulacak bir kere. Aynen öyle. Onları öyle koymayacağız. Böreğin içine girecek pastırmalar doğrandıktan sonra patateslerle bir araya geliyor. Ardından tuzu ayarlanıyor. Teyze ben gidiyorum. Tamam, çok kolay canım gelsin size. Teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyoruz. Sağ olun. Sağlık. Anneciğim, hangi kayınvalideyle enerjin tutmuyor? Ya Birsen Hanım, evet. Çok bağırarak konuşuyor ve çok ağır sözler söylüyor. Ben hiç böyle şeylere gelemiyorum ve sevmiyorum da böyle şeyleri ben. Herkesin yaptığı, verdiği puanlara müdahale etmek zorundayım çünkü haksızlıklar oluyor. Herkese çok müdahale ediyor, evet. Herkes istediği puanı da verebilir, istediği şekilde de konuşabilir. Hatta Adile Hanım'a sen yorum yapamıyorsun, ben yapayım dedi. Ay evet ya, çok ayıp yani. Niye yapamasın, o insan da kendini gayet güzel ifade edebiliyor yani. Beni diyorlar kendini savunamıyor diyorlar ama ben çatır çatır da kendimi savunuyorum yani. Onlar gibi bır 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 hiç susmuyor mu ya? Yanlış yorumlar yapılıyor. Benim işte çiğ köfteleri havaya uçuşturuyorlar, işte kuyruk yağını yüzüne sürdüyor. Ben buna bir Adanalı olarak sessiz kalamam. Soğan ve sarımsaklar ne içindi? Sarımsaklar kebap için. Soğanlar da sarma için. Sadece Behti olarak belirtmiş. Yanında neyle sunacak?
Lavaşı olacak mı? El açması mı yapacak? Hazır eğer alırsa eleştiririm yani. Anneciğim, tokat yaprağı mı onlar? Evet, tokat yapraklarımız. Dün Beyhan Hanım Karalehana'ya ne dedi? Asma yaprağı, sonra pazı oldu o. Beyhan Hanım gerçekten bilmiyor olabilir mi? Yani bu bunca yıllık ev hanımı bazı şeyleri ayırt etmesi lazım. Bilemiyorum niye öyle yaptı. Yemekleri kötü gösterip az puan mı vermek istiyorlar acaba? Anne, bu pirinç iyi mi? Onların karalahana dediği bizim pazı yaprağımız. Öyle bir şeydi, ilk defa tattım ben onu. Yaprak sarmanın iç harcı için pirinçler yıkanırken salataya girecek yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Ardından beytinin kıymasıyla karışacak sarımsaklar doğranıyor. Bu sarımsak sıkacağım 50 yıllık annemden kalma yadigar. Sofrada da göreceksiniz, bardaklarım kristaldir. Aile yadigarıdır. 50 yıllık bardak mı kullanacaksınız? Onlar benden daha büyüktür o bardaklar. Hülya, 10 yıl önce evlenmiştin değil mi? Evet, 10 yıl önce evlendim. Anneciğim, 10 yıl önce saçlarınız nasıldı? Sarışındı ve uzundu. Bakın sevgili seyircilerimiz, Fatma Hanım. Yaprak sarmanın içine neler giriyordu? Soğanımız var. Kuş üzümümüz var, fıstığımız var. Beytinin kıymasına tuz döken gelinimiz hemen maydanozları doğuruyor. Ne güzel, uyum içinde bağırdık. Hülya, beyti ustası sana neler anlattı? Beyti ustası etin iyice yoğuracaksın, dinlendireceksin dedi. Şişe dizerken elini mutlaka ıslatman gerekiyor dedi. Elini ıslatarak dizmen lazım dedi ve sürekli çevirerek pişirmen lazım dedi. O zaman mangalın başında durman lazım. Mangalın başında durmam lazım çünkü suyunu salıyor bu et. Beyti için yoğrulan kıyma harcı dinlenmeye bırakılıyor. Yaprak sarmanın iç harcına tuz ektin. Başka? Artık bunu kapatalım. Nanemiz. Ve nane de ekliyoruz. Yeter mi? Biraz daha. Patatesli pastırmalı börek için dinlenen hamur bezeleri merdane ile açılıyor. Böreğin şekli nasıl olacak? Böreği gül böreği gibi yapacağım. Ayçiçek yağı mı kullanıyorsun? Evet. Börek için açılan hamurlar cam tepsiye alınıp yağlanıyor. Eşin seni görür görmez mi aşık oldu? Vallahi olmuş. Zaten hep erkekler görür görmez aşık oluyor. Kızlar hiç olmuyor. Yani. Kızım da aşık olmuştur ki. Sonradan evet kabul eş etti. Aynen öyle. Tanıştık. Sonra aynı arkadaş aracılığıyla bir iki defa daha görüştük. Daha doğrusu bir punduna getirdiler beni. Biz o arkadaşla çıkacaktık. Bir anda o beni ekti, Ahmet kaldı. Yoksa bu bir tuzak mıydı? Evet, aynen öyleymiş. Ondan sonra işte görüştük, ettik, açıldı bana. Ben de yani kişiliğini, karakterini, kendisini beğendiğim için kabul ettim. Patatesli pastırmalı börek için açılan hamurlar yağlanmaya devam ediyor. Anneciğim, ters tarafın var mı gerçekten? Var. Yani eğer damarıma basılırsa yaparım açıkçası. Herkes beni böyle güler yüzlü, sessiz, sakin zannetmesin. Börek için açılan yağlı hamurlar dinlenmeye bırakılırken lavaş hazırlıkları başlıyor. 6 tane lavaş mı pişireceksin? Evet. Çift tava yapsan zaman kazanırsın. Yok yok, gerek yok. Açılana kadar hemen pişiyor zaten. Lavaş için açılan hamurlar sac tavada pişmeye başlıyor. Anneciğim, Adile Hanım sence bugün nasıl gelecek? Bu bende patlayacak bugün galiba. Ben bugün biraz dolu geldim. Fırsattan yararlandılar. Galiba bizi rakip gördüler. 3-4'ü yapıştırdılar. Lavaşları pişiren yarışmacımız sofra bezine sardıktan sonra ara yemeklerine devam ediyor. Evet, sırada dolmamız var. Yarışmacımız hazırladığı iç harcı tokat yapraklarına sardıktan sonra tencereye yerleştiriyor. Kaçar tane yapacaksın? Kişi başı 3 tane yapacağım. 18 tane yeterli bence. Nasıl pişireceksiniz? Limon sıkıyorum, bol zeytinyağı, biraz su, biraz tuz. Hülya yaprak sarmaları tamamladıktan sonra üzerine tuz ve limon suyu döküp hemen ocağa alıyor. Bilsen Hanım, yaprak sarmalar benim gibi parlıyor der mi? Parlıyor diyebilir. Ama biz öbür gelinin dediği gibi terbiye sınırlarımızı aşmadan izah ederiz. Bilsen Hanım biberler için ne demişti? Yüzüme sürdüm, gece kremim gibi parlıyor biberler dedi. O da kuyruk yağı sür daha iyi parlar dedi. Hülya, artık mangalı yakalım mı? Olur, hadi yakalım. Evet, mangalımızı yakalım hadi. Ana yemek beytinin pişirileceği mangala önce çıralar konuyor. Evet kızım, hadi yakalım. Açığa yapayım mı? Mangalı aradan çıkarmanız çok iyi oldu. Evet, evet. Bu burada iyice bir közlensin. Mangalı yakan yarışmacımız kalan yemekler için mutfağa dönüyor. Anneciğim, bence çok doğru bir karar verdiniz. Evet, mangalı yaktık, iyi oldu.
Hiç değilse onlar tam şey haline gelir, kor haline gelir. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi börek zamanı. Börek için dinlenen yağlı hamurlar elle açılıyor. Ardından üstüne patatesli pastırmalı harcı konuyor. Çok koymadın mı gelin hanım? Biz buna su koymadan mı koyduk? Su koymadı. Gitti sarmalar. Anne. Tamam bu böyle tamam, bir üstüne biraz. Su ekle anne. Yanık tadı gelecek mi acaba? Yarışmacımız yanık kokusu gelmemesi için yaprak sarmaları farklı bir tencereye alıyor. Ardından patatesli pastırmalı böreği sarmaya devam ediyor. Son şeklini alan börekler fırın tepsisine yerleştiriliyor. Anneciğim, Beyhan Hanım'ın gelini ilk gün gerçekten yüksek puanlar aldı. Asla aynı şey olamaz. El açması bir börekle hazır alınmış, yufkadan yapılmış bir börek bir olamaz. O pazartesi günü 7 puan vermişti Adile Hanım. O da onun karşılığı olarak 6 puan verdi. O şekilde dayanışıklı değişiklik oldu yani. Ama benim masamda da gelinimin hakkını yediler. Bugün bu konuyu masada görüşürüz, gündeme getireceğim. Bizim de eksiğimiz vardı. Adile Hanım adaletli davrandı. Ona ben de 3 çeşit beğendim. Onun için 6'yı da verdim. Niye insanlarda böyle bir hava var? Hem eksikleri var, hem börekleri el açması değil. Yani 3 de verilecek masa değildi. Ara yemek olarak sunulacak patatesli pastırmalı börekler sarılmaya devam ediyor. Börek yesinler de börek nasıl oluyormuş görsünler. Bizde hazır iş yok. Her şey el açması, her el şey yapması. El emeği, el açması. Böreklerimiz de bitti. Ne zaman fırına girecek? Birazdan hemen. Artık hızlanman lazım Hülya. Yetişemeyeceğiz, gerçekten yetişemeyeceğiz. Acaba zor menü mü seçtin? Galiba öyle yapmışım ben. Bu biberleri ne yapacaksın? Bunun içerisinde biber dolgusu yapacağım. Üzerine de sos koyacağım. Zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu bir sos. Masadan puan kırmıyorlar ama değil mi? Kırıyorlar. Ben dün kırdım. Kabuklara alınan közlenmiş kapya biberler peynirle sarıldıktan sonra tamamlanıyor. Düğün çorbasına mı geçtin? Evet. Etler istediğin gibi pişmiş mi? Güzel pişmiş. Düğün çorbası için haşlanan etler doğrandıktan sonra tencerede kemik suyuyla buluşuyor. Düğün çorbasına başka ne girecek? Yumurta sarısı. Yumurta 2 tane. O çok olmaz mı ona 2 tane? Az ya. Lezzetli olsun. Başka ne girecek? Limon suyu, biraz da un. Yumurta, un ve limon suyu blenderla çırpıldıktan sonra suyu ayarlanan düğün çorbasına karıştırılarak dökülüyor. Ailemize bir hem hatıra hem bir heyecan yaşamış olduk. Kızımla bir şeyler paylaşmış oldum. Anneciğim, kaybetmiş gibi konuştun. Asla. Kabul etmiyorum. Ben her şeye rağmen gelin hanıma inanıyorum. Ben de inanıyorum kızıma. Düğün çorbası tamam mı? Biraz tereyağı koyabiliriz kızım. Üzerine şey yapacağız ya, tost kırmızı biber yağı. Ama yok, içinde de biraz olsun. Tamam. Yoksa şey olur, lezzetsiz olur. Bulgur pilavı için önce soğanlar doğranıyor. Anneciğim, Birsen Hanım neden bu kadar sert? Yani Adanalılar biraz sert mizaçlı. Galiba. Zaten Adanalı gelinle de atıştılar. Evet. Adile Hanım yarın gelinini dinleyip yüksek puan verirse gerçekten mutlu olurum. Ama adaletli olsun, hiç kimsenin hakkını yemesin. O gelinin düşüncesi, ben onu düşünmüyorum. Peki ağladığı için mi 7 verdin? Tabii ki ağladığı için üzüldüm de ama puanımı ağladığı için vermedim. Hülya, yetiştiremezsen sen de ağla. Yüksek puan verebilirler. Hayırlısı. Yok öyle bir şey. Ve bulgur pilavı için soğanları kavurmaya başladık. Ay. Salataya mı geçtin? Evet. Yeşil salatada neler var? Marul, tere ve roka olacak. Anneciğim, sence bugün kim adaletli olur? Nuriye Hanım adil olabilir diye düşünüyorum. Sen 7 puan vermiştin. Evet. Menüyle ilgili kafamda soru işaretleri var. Herkesin 3 puan verdiği masaya Beyhan Hanım 6 puan verdi. Bence eksik masaya 6 puan verdiyse yanlış yaptı. Bize bugün 8 vermesi lazım. Ana yemeğin yanında közlenmiş biber göremiyoruz. Domates göremiyoruz. Lavaş var mı göremiyoruz. Bunları yazmamış, belirtmemiş. Biraz uyanıklığa kaçmışlar. Menüyü pek kuvvetli göremedim. Çünkü bir tek böreğin haricinde diğerleri çok basit olan bir şey. Salça nereden geldi hanımlar? Ev yapımı salça bu, özel. Ev yapımı mı? Yöresel. Yani ben yapmadım ama yöresel bir salça. Anneciğim bakar mısın? Göz kararı koyuyor. Ben bile ölçerek yapıyorum. Bence yetiştiremeyeceğini anladığı için öyle yapıyor. Yok, ben göz kararı yaparım genelde. Pilav için kavrulan soğanlara salça ve bulgur eklendikten sonra suyu ayarlanıyor. Bulgur yıkanmadan da konur mu? Tabii ki konur. Tereyağı kaynadım. Hep öyle yapıyoruz. Tatlıya geçen yarışmacımız sufle için tereyağı eritiyor. Hanımlar, son 15 dakika. Kaç? Son 15 dakika. Beyti yok. Daha masa yok.
Sufle için neler yaptın? Sufleyi tereyağı erittim. Şimdi içerisine çikolatalarını koyuyorum. Anneciğim sen üstünü değiştir istersen. Değiştireyim, hemen gelin. Ne kadar çikolata koydun? Ne kadar çikolata koydum? 80 gram çikolata koydum. Tereyağı ne kadar koydun? 3 kaşık tereyağı koydum. Şimdi yumurtayı çırpmam lazım şekerle beraber. Sufle için yumurta ve şeker mikserle çırpılıyor. Anne bitti mi anne, koş. Anneciğim bu ne şıklık. Her zamanki halim. Sufle için şeker ve yumurta çırpıldıktan sonra beyti için dinlendirilen kıyma harcı şişlere tutturuluyor. Beyti kebabının hamurunu, lavaşını kendisi açıp yapması lazım fırın ustasıysa. Onu beklerim. Yalnız bu kebaplar var ya, et mangaldan düşerse yandık. Düşebilir de biliyor musun? Evet, gevşek duruyorlar. Ben anlamadım kıymanın neden. O gün benim yaptığım kıyma yapışıyordu. Biber közleyecek misin? Biber yazmadım ya. Koymayı veririm. Çok önemli değil. Yanında ne vereceksin? Pilav olacak. Kebaplarımız hazır ama son 2 dakika. Börek atayım mı fırına? Kakao verir misin anne bana? Sufleye devam eden gelinimiz şimdi de pudra şekeri karıştırıyor. Kebapların konulması lazım ya şeye, dolaba. Kayınvalideler her an gelebilir. Daha böreği fırına atmadın. Anneciğim sen fırını yak, Hülya atsın. Önce el işaretine basıyorsun anne, sonra at. Yarışmacımız sufleyi hızla kaselere döküyor. Sufleyi ne zaman fırına atacaksınız? Servis esnasında ısıt. Son 15 saniye, çabuk. Ben atayım, ne olur ben atayım. Bak kızımız attı bile. Son saniyeler, çabuk. Kayınvalideler geldi. Maalesef süremiz bitti. Hadi kayınvalideleri karşılayalım. Masa bomboş. Bence bunu eksik olarak saymayın. Yani insan başına gelince demek ki bilemiyormuş. Boş masaya bugün ne vereceksin? Bu da pişmemiş. Evet, biraz kıtır kıtır haklısınız. Kebap derse. Hocası ona arada mı pişir dedi. Anlamadım. Başım ağrıdı, çok bunaldım. Kebaplar pişmemiş, yeni pişiriyor. Bütün gelinlere konuştun be ana. Bütün gelinlere konuşmadım. Senin gelinin beni haşladı. Pişmemiş. Ben gözlüğümü takıp bakmak istiyorum. Hepsi bu. Bakın kırmızı kırmızı. Dün siz benim tabağımı gördünüz mü? Dün sizinki gelen... çiğdi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben kolonya tutayım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, nasıl geçti? Merhaba. Masa bomboş. Masaya yetişememiş galiba. Yetişemedi herhalde masaya. Masada bir şey yok. Benim gelim yine tabakları falan biraz koymuştu. Şimdi hiçbir şey yok. Evet. Sadece masamız hazır değil. Evet. Ama diğer her şeyimiz tamam. Sadece masaya puan vermeyeceksiniz. Yemeklere mi puan vereceksiniz? Masanın da hazır olması gerekiyor. Benim yemeklerim dün lezzetliydi ama yine puan kırıldı. Ne yemekse ben anlamadım. Biz pazartesi günü eksik menüde belirtilen biber yoktu ama altılar havada uçuştu. Bakacağız, göreceğiz. Vallahi lezzetlere puan vereceksiniz. Bence bunu eksik olarak saymayın. Dün lezzete puan verildiyse biz de ona göre uygularız yani. Yetiştiremedin mi? Çok mu ağırdı benim? Ağır mı geldi? Şöyle gel. Yani şöyle hepsi el açması. Genelde lavaşımı bile kendim yaptım. Evet. Her şeyi kendim yaptım. Böreğim el açması dediğim gibi. Çorbam zaten zahmetli. Sufle yine en az 15-20 dakika alıyor zaten yapması, çırpması, karıştırması, her şeyi. Pardon, bir şey soracaktım. Buyurun. Gelin hanımız herhalde üst kıyafetlerini de giyememiş. Kıyafetini giyemedi. Benim gelin hoş geldin. Yine mi? Hoş geldiniz. Evet, maalesef. Hoş bulduk. Maalesef. Müsaade ederseniz eğer. Evet, izniniz olursa müsaade eder. Ederiz. Tabii de ne oldu Hülya? Valla menü ağır. Her şey el emeği, el açması çoğu. Biliyorum, evet. O yüzden en son, yani son dakikada tatlımı bitirdim, önlüğümü çıkardım, süre bitti. Maalesef. Valla geçenlerde bir gelinimiz önce masasını hazırladı. Valla iyi yapmış artık ben...
Kesinlikle. Naçizane tavsiyem. Evet. Yarışmacılarımıza şu masayı bir önden çıkarsınlar. Evet. Bence bir 5 dakikada kurdular çünkü masayı. Kesinlikle yani evet. Bence gelinlerinize söyleyin. Gerçi bir sizinki kaldı bu hafta yarışmayan bir senenim ama. Evet. Aslında gelinlerimiz hep bu masa sona kalınca şimdi masa da niye önemli? Vakit kaybettiriyor. Tabii tabii. Yani hay Allah. Peki sen masanı kur, üstünü de değiştiremedin. Maalesef. Hay Allah. Peki sen kur bir yandan biz de hanımlarla şu konuyu bir konuşalım. Evet. Peki siz şey yapmadınız mı? Hadi masayı falan. Böyle vallahi, bir masaya fırsat kalmadı ama hepsini de yetiştirdik. Yardımcı olalım. Ters oldu galiba. Yok, ters değil değil mi? Ha, tamam bu şekilde. Bu şekilde. Her şeyimizi yetiştirdik. Hep biliyorsunuz hep el açmalarımız var. Var evet. Börek mörek var. Yavaşımız var. Böreğimiz var. Çorbamı zahmetli biliyorsunuz. Düğün çorbası evet hatırlıyorum. Düğün çorbamız var. Doğru doğru. Gene de her şeyi yetiştirdik. Çok menüde şükür. Eksik var mı Hülya? Yok her yok, şeyim yetişti. Her çok şeyimiz şükür. Tamam. Kebabımız evet. Hazır. Lavaş. Lavaşım da tamam. Oh el açması lavaş evet, yiyeceğiz. Aynen el açması lavaş. Masada evet. Tabaklarda. Böreğim de tamam. Evet. Bir kusurumuz da olsun. Bir tek kusurumuz. Keşke olmasaydı. Çok daha güzel olurdu. Mutfak biraz şey, göründüğü gibi değil. Patron evet, bunu ben uzun. De belirtmiştim de benim gelinim yine en azından tabakları biraz koymuştu. Şimdiki hiçbir şey yok ama benim gelinimi dün bayağı bir el iştirdiniz. Yani yemekleri insan başına gelince demek ki bilemiyormuş. Güzel olsaydı güzel el iştirirdim yemeklerini. Kebabımız pişmemişti. Gelin kızımıza da hatta gösterdim. Ne hikmetse sadece sizinkisi pişmemişti. Ben de anlamadım. Benimkisi pişmişti. O da benim şansım oldu diyeyim. Baklavamız da pişmişti. Ama gördünüz, sizler de gördünüz pişmediğini. Bakacağız sizin kebabınızı da göreceğiz bugün. Pişmiş, elbette, pişmemiş. Elbette. Ben pişirdin mi kebabı bu arada lafı açılmışken? Yok, onu pişireceğim şimdi. Servis esnasında pişireceğim. Ama sen bize sürenin içerisinde pişireceğim demiştin, öyle hatırlıyorum. Önceden pişireceğim demiştin. O da gecikti demek ki geç kalmış. Öyle demedim, öyle konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Mangalı o şekilde yaktık. Servis esnasında pişireceğiz dedik. Anladım. Yok. Salonda sıcak. Öyle dememiştik. Sıcak, sıcak. Hatta ben evet. Demiştim ki yani servis süresi içerisinde pişireceksin. Sürenin içerisinde hani onu yumuşaklığını, sıcaklığını muhafaza evet. Edebilecek misin? Eldivenlerini çıkarırsan canım en azından daha güzel olur bence. Ben parmak izi olmasın eldivenler diye. Eldivenler parmak izi için kullanılıyor. Hani daha iyi değil mi eldivenle yapması? Hani her şeyi elledi, onlarla tabakları, kaşıkları elleyip getiriyorsa biraz sıkıntı diye. Yok her şeyi ellemedim. Bu eldivenler şey tamam. Bez eldiven. Tamam. Şey değil, mutfak eldiveni tamam. Değil. Yanlış anlaşılmasın. Hayır, 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 hayır asla. Masa düzeni fiyaskoydu. Boş görünce çok üzüldüm gerçekten. Çok şey bekliyordum çünkü Fatma Hanım'dan. Benim gelinime üçü basarsanız sizin gelininiz de masayı hazırlayamaz yani iyi oldu. Şöyle kaselerle. Ekmeğimiz yok herhalde. Getireceğim. Yenmeyen ekmekleri istiyorsunuz ya ben de şaşırıyorum size. Masada şık duruyor. Hiç yüzüne bile bakmıyorsunuz o ekmekleri. Dekoratif bir unsur belki olarak. Açlığımıza gelir yeriz. Gözümüz ama ekmek sofrada bizim olmazsa olmazımız yani. Yemesek ya, de evet. Onu görünce doyuyoruz. Görünce, görünce. Evet, ekmeği doyuyor. O kadar çok seviyoruz. Tabii severiz ekmeği de. Ama yani yense de... Hani masayı tamamlayacak. Evet, ziyan oluyor gibi tamam, düşünüyorum. Tamam ama aksesuar değil ki yiyin yani o zaman. Evet. Birinin de bir çorbaya bir lokma ekmek bandını görmedim be bugün arkadaş. Banayım be. Bugün bandıralım. Bir bandırın. Hemen ekmek sordular, hemen. Ekmek yok, o yok, bu yok. Bir de hemen bir şey karşılaştırma var. Benim gelinim, benim gelinim, benim gelinim. Siz hiç konuşmadınız. Ne diyeceksiniz masanın yetişmemesiyle ilgili? Masanın yetişmemesi tabii ki şanssızlık diyeyim. Benim de gelinim el açması yaptığı için. Acaba ondan mı yetişmiyor masa? El açması yapınca masa yetişmiyor mu? Bir heyecan olduğundan ama biliyorsunuz aksilikler de oldu bizimkinde. Mutlaka mutlaka. Ondan sonra yetiştiremeyeceğim diye çok strese girdi. Stres ama yine yetiştirdi. Şanssızlık yine... ne oluyor? Şanssızlık ne oluyor? Anlamadım. Yani mangalın yanarken. Heyecandan. Heyecan. Doğru, heyecan. Bak yarın sen de yaşayacaksın yaşayacağım, bunu. Yaşayacağım tabii ki. Hayır ben masa niye yetişmiyor? Bu hafta kaçıncı hani da karşılaşıyor? Ama biz masayı da yetiştirdik gene. Çünkü arkadaşımız da şanssızdı. Biz masayı yetiştirdik. Elimizden geldiği kadar her şeyi de yaptık. Sizin de eksikleriniz vardı. Senin de olacak yarın emin ol. Olacak inşallah olmaz ama olmasın, belki olacak. Olacak. Belki tencereyi devirecek ben çok söylüyorum. Sen işte tencereyi takılıyorsun. Çünkü tencere mi devirir ekseri ya gelininiz? Arada tencere mi? Siz üç belki tencere devirecek, belki tencere devrilecek. Bakın anlattı, gitmiş bir kebapçıya. Beyt için daha belki çünkü mangal yakmamış değil mi bildiğim tabii kadarıyla? Ki. Mangal dersi mi almış? Mangal dersi evet. Kış dersi de nasıl mangal yakılır? Vallahi ders aldıysa beklentiyi kebap dersi aldı. Yükseltiyor. Kebap dersi. Evet. Madem kebap dersi aldı hocası ona arada mı pişir dedi?
Anlamadım. O bizim tercih. Hani pişirip de sıcak sıcak. O bizim tercihimiz. Biz hani sıcak sıcak. Hani yeterince zaten masada bekledik. Bir de kebabın pişmesini mi bekleyeceğiz? Şimdi çorbamızı sufle yapalım. Tereyağımızla kırmızı biberimizi erittik. Evet. Benim gelinim böyle yaptı. Benim gelinim şöyle yaptı. Masaya hemen eleştiriler anında başladı. Açık olmasın yeter ki. Olabiliyor yani, burada bir heyecan var, mutfakta bir stres var. Olabilir. Ama hani bir tane mutfak, yani masa kurulmadı diye, evet yemekteki lezzetler de güzel olmaz. Yemeğim çiğ kalır, pişmemiş olur. Tatsız tuzsuz olur, evet anlarım. Ama yani şimdi sadece masa kurulmamış diye de puan kırarlarsa tepkim ne olur bilmiyorum açıkçası. Burada gelinlerimizi anlıyorum ben. Ben ilk geldiğim pazartesi günü çok heyecanlıydım. Şimdi biraz daha alıştık. Anlıyorsunuz. Bu anlamış haliniz mi? Anlıyorum ama söylemek zorundayım. E doğru tabii, eleştiriler olacak. Siz ne diyorsunuz masayla ilgili Bey Hanım? Bu puan kırma sebebi midir sizin için? Yani hiç hazırlanmamıştı. Hiçbir şey yoktu. Kıyafetini giymemiş yani. Bu çünkü dün şeyler. 3 verilirken... Bunun açıklaması olarak masa hazır değildi, üstünü değiştirememişti falan dediler, evet. Ya onun için soruyorum. Dün zaten sizin Fatma Hanım söylemişti, yetiştirememişti diye 3 puanını. Muhal Hanım bir de evet, bir çok eksiği Fatma Hanım'ın o yorumuna karşılık ben de şöyle demiştim. Yarın da sizin geliniz yarışacağız, göreceğiz demiştik. Aa, gördük evet. Yani. İçeri girer girmez yani dedi, de Allah'ın adaleti dedi. Dediğiniz gibi ki olmuyor yani. İnsan başına gelmeyince bilmiyor. Başına gelmeyince bilmiyor tabii. Evet. Allah'ın adaleti dedi. Azından gene bizimki tamamen yetişmişti ama gene de eksiklerini çok gördünüz. Lezzeti yoktu ama. Niye lezzeti yoktu? Gayet lezzetliydi. Biz misilleme yaptınız birbirinize. Biriniz 6 verdi, biriniz 7 verdi. Bu böyle oldu. Siz kaç veriyorsunuz? Kaç gündür yarışıyoruz yani? Kaç? Ben sizin gerekeni veriyorum. Çok mu yüksek? Ben yüksek demedim. Öyleyse ben, siz misilleme yaptınız dedim. Siz puan kırmak için bahaneler bulduysanız belki biz de bulmuşturuz. Buldunuz işte. Ama birbirinize niye verdiniz? Bunu birbirimize sorgulamayalım. Girer girmez dedim. Aa bak şu Allah'ın hikmetini dedim. Bomboş. Yani insanoğlunun başına her şey geliyormuş. Biber kızartması getirdim. Ne? Biber kızartması. Dün biber evet, vardı. Biber kızartması. Birkaç tane kızarttım getirdim. He. Çıkarın bakayım. Kime getirdiniz onu? Nuriye Hanım, ben her gün biber kızartıyorum. Her yani gün de biber yiyorum ve çok da seviyorum. Açayım bir dakika. Bunu herhalde kusura bakmayın. Belki bu hafta bugün keşke izleyenler vardır. Keşke saklasaydın o biberi. Keşke saklasaydın. Karşılaştık. Evet çok ayıp. Yanlış. Bak biber geldi. Hiç yanlış değil. Bakın siz Nuriye bu şekilde Hanım. Sallaya sallaya ama yağlı gelin önüme gelirse onu tabii ki söylemek zorundayım. Ama kızarmamıştı. Sizin bunu getirmeniz çok ayıp. Ben her gün biber kızartıyorum. Ama senin biberini bakın, yemek zorundayım. Ben yedemiyorum. Görün diyerek. Aynı böyle parlak mı daha parlak. Hayır hayır bakın şimdi. Közlenmiş biberim bir tarafı simsiyah. Aynen hiç benim yoktu ama ki aynı böyleydi. Ama arkadaşımın biberi yemyeşil ve yağ içinde. Siz benim bir avukatlığa soyundunuz bir anam. Ben avukatlığa falan soyunmuyorum, gördüğümü söylüyorum. Ama bir susun da o cevap ver. Tamam, ben cevap veriyorum. Ben cevabını aynı ben böyle de parlaktı. Aynısıydı. Bak bu şekilde olmasaydı kızarmış biber işte böyle olur diye getirmiş. Yani. Evet, yani. Benim önümdeki biber de aynı öyleydi. Öyle değil. Aynen öyleydi. Kızarmanın benimki kızarmış. Ay yapmayın o zaman siz kızartmayı öyle de deniyorsunuz. Ne demek ben her gün kızartma yaparım. Gelin hanım bu közde biber değil yavrum. Tavada kızartmış diyor yağda. Evet. Sen mangal biberiyle normal kızarmış biberi görmüyor bilmiyorsan benim bunu getirmem lazım. Mangal biberine de hiç benzemiyor. Her gün nasıl mangal yapar? Benim damadım her gün mangal yapar. Her gün. Her gün Allah aşkına yapmayın işten ya. Gelir o mangal yiyor. İşten gelir mangalı yanar onun. Mangala değmiş gibi görünmüyordu ki biber. Her tarafı yemyeşildi. Yani, doğru biber evet. Dediğiniz mor olur. Mor, yani bir mor. De yağlı. Siyah yanar, biraz yanar. Yanmıştı, kimisi de yanmıştı zaten. Yanar. Ben akşamdan biberleri kızarttım ve bugün getirdim. Görünce Beyhan Hanım çok bozuldu. Mosmor oldu, benim de hoşuma gitti. Hem gelin sürekli cevap verdi zaten, karşılık verdi, cevap verdi. Hem de kayınvalidenin bu şekilde davranması hiç hoşuma gitmedi. Gelin kayınvalide birbirini bulmuş, ikisi de dilli. Ben su Beyhan Hanım mor demişken oradan aklıma geldi. Beyhan Hanım da benim karalahanamı mor lahana dolması bekliyor. Ama bilmediğim için, bak Adile Hanım bilmediğim için. Ama ben bayağı bir iddialaştınız ya. Hayır iddialaşmadım, sordum. Karalahana dolması bekliyordum dedim. Ama bu bizim pazı. Gerçekten de bizim pazıya çok benziyor. Karalahanayı bilmiyor musun? Yok bilmiyoruz, bizim tarafta yok o.
Sen pazarına gitmiyor musunuz? Ya gidiyorum, İzmir'de gidiyorum tabii ki. Görmemiş, bizim pazar, Diyarbakır'da bizim pazardayız. Morlu Hanayı sarıyor musunuz siz? Morlu Hanayı bazen bizim çocuklar sarar, ben gençler. Ben onu hiç duymadım. Gençler, gençler sarıyor. O benim torunum kızı salataya şeyler. Salataya koyarım onu, kızım. Turşuya koyarım. Haşlıyor, normal zeytinyağlı içine siz koyuyor. Siz bence o Morlu Hanayı da bir şeyle karıştırıyorsunuz. Yok, hayır hayır. Morlu Hanayı sürekli zarlanan. Bildiğimiz Morlu Hanayı. Salatada kullandığımız. Ayrılıyor şöyle. Ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Sert o. Sert o ya. Ayrılıyor. Haşlandıktan sonra ayrılıyor. Zuhal Hanım, ayırabiliyorsun. Kızımıza nereden sonra gelmiş bu fikir? O sever böyle değişik lezzetleri. Yani karalahana pazı eğer yediyse lezzetinden anlar. Şimdi yani bir zeytinyağlı sarmaya, bir pazıya, bir şeye karalahana diyemezsiniz. Hepsinin aroması başka başkadır. Morlahana dolması. Evet, boş yere de beni suçladınız ben yani. Ben sizi lütfen suçlamadım. Karalahana. İlk defa bilme, suçladınız yani. Ama renkleri tutmuyor. Nasıl tutuyor işte morlahana, buyur bak. Ama bu karalahana dedi. İşte buyurun morlahana sarması. Yani. Şu an aynı rengiz. Biz de morardık. ben de biliyorum. Bak taze soğan, kıyma, pirinç, domates. Benim kızım seviyor. Bak vallahi ben de pek aram yok. Kusura bakmayın, özür diliyoruz. Rica ederim. Ama böyle biz de böyle bir fikir. Siz çok farklı olduk. Şeyler söylediniz. Şimdi ilk defa tuttum. Bizde çok farklı şeyler var. Yapılıyor vallahi yani. Vallahi deneyeceğim. Billahi deneyeceğim. İnan ki güzel oluyor. Beyhan Hanım hepimizi morarttı morlahanayla. Dua etsin, bana yüksek puan verdi. Bugün yoksa ben ona o morlahananın hesabını sorardım ona. Ben de onlara bugün bir şey öğrettim. Çok mutluyum. Soframıza çorbaya, düğün çorbası ile ilgili lütfen buyurun aceleyle yorum ekle. Çok güzel, ekle. Beğendim. Ah! Evet, çorbayı beğendim. Güzel. Afiyet Adile olsun. Hanım. Ben de beğendim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Süper bir sehanda duyalım. Güzel. Olsun. Ellerine sağlık. Ay, afiyet ağlayacağım olsun şimdi. Beyhan Hanım. Ben de beğendim ama etinin bu şekil olmaması gerekirdi. Mor olacaktı o et. Zuhal Hanım, bu böyle uzun uzun didiklenir bunun üstüne etleri. Uzun uzun evet didik. Aa. Evet. Didiklenmiş işte buyurun. Şeyle, ama bu didiklenmiş. Kuzu danayla, kuzu boyun etiyle, incik, güzel incikiyle ki evet haşlanır. İncikli, inciyi haşladı. Evet, etler şöyle uzun uzun. Biraz daha lime lime oldu. Hayır, uzun yani uzun tel tel ağız kenarında kalıyor. Güzel. Aynen öyle. Bak herkes de beğendi. Yok, güzel afiyet olmuş, eline sağlık. Adile Hanım. Afiyet olsun. Güzel, yiğidi öldür hakkını ver, demiş, ver demişler. Güzel yapmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mangal yanmış Hülya duyduğumuz kadarıyla. Evet yandı. Tamam. Mangalımızı yaktık. Lavaşını da kendisi yaptı. Aynı zamanda şimdi bir el açması börek yiyeceğiz. Evet, ara yemek tabağında patatesli, kıymalı ve pastırmalı mıydı? Evet, patates, ben yanlış, patatesli, pastırmalı. Pastırmalı, patatesli, el açması, evet, el açması, börek. Beyhan Hanım, siz hiçbir şeyi beğenmediniz. Yok, beğendim, beğenmedim değil. Ben çorbasını da beğendim, söyledim zaten. Tatlısını beğendim, pilavını beğendim. Beğendim en yüksek yani puan da siz verdiniz. Evet. Ki doğru bir puandı bence. Yani. Ben üçlere şaşkınım yani dünkü bence Adile. Beyhan Hanım, şimdi niye sorguluyorsunuz? Beğenmiş kadın, vermiş. Kötü anlamda sormadım. İtiraz yorumları ediyor beğenmedi. Her şeye itiraz size ediyor yani, o yüzden. Tabii ki bana ne. Ama benimkilerini şey yapıyorsunuz ya. Hanım, soruyorlar ya. Benim bakalım kararım. Siz bugün kaç puan vereceksiniz? Zaten. Bize o benim tabii kararım. İki de yani o ona altı kimse verdi, o da ona misilleme hayır, yaptı. Hayır, hiçbir zaman misilleme olamaz. Misilleme, ben beğendim. Oldu hayır diye düşünüyorum. Hayır, ben hiç düşünmüyorum öyle bir şeyi. Ben beğendiğim masada puanımı veririm. Hiç kimseyi ilgilendirmez ki bu. Tamam, ilgilendirmez yani, ne demek yani misilleme yaparsanız eksik bir masaya. Niye misilleme yapayım ki? Beğendim ben. Beğendim, size de söyledim. Ama şimdi verdiğiniz veyahut vermediğiniz, haksız yere verilen veyahut verilmeyen tüm puanlar hepsini ilgilendiriyor. Çünkü aynen gelinleri için burada bütün kayınvalideler ve herkes 15 bin TL'yi almak için geliyor. Evet. Yani şimdi siz hani sizi ilgilenmez tabii ki sizin puanınız evet sizi ilgilendirir. O şey anlamında. Çok yanlış. Yani o sizi o bağlar. O benim kararım yani. Kararınız kimse, ama evet. Şimdi onlar da tabii ki şimdi ben de onu diyorum. Bazen kayınvaliler yiyorlar, beğeniyorlar 3, 4. Evet. Bazen o de tam tersi. Çok fazla bir beğeni duymuyoruz kendisinden. 7, 8. Şimdi o zaman sorgulama ihtiyacı duyuyor. Çünkü şimdi yarın da hanımefendinin gelini yarışacak. Şimdi diyor ki kendi kendine endişeleniyor. Yani hani bize ne gelir acaba? Çünkü ben kimseye şu daha altı tam ortada duran çok kritik bir puan. Kayınvalidelerimiz de 6'ya çok yüksek bir puan muamelesi yapıyorlar. Bazen bazıları evet strateji yapıyor ve elden çıkarıyor. Altısı çıksın, sonrasında da demesinler ki hani verecek başka puanım kalmadı. Efendim en yükseğinde o olarak böyle en yüksek çıtada tutuyorlar. 3, 4, 5, 6 ile haftayı kapatıyorlar, günlerini kurtarıyorlar kendilerince. Ha, siz öyle yapıyorsunuz demiyorum. Yok, onun için sorma değil hakları var tabii ki yani. Yani Adile Hanım diyor ki bana niye soruyorsunuz diyor da o kendisi de hani
7 verdi, karşılığını 6 aldı. O anlamda sordum şimdi ben. Şimdi o maşmasada da 6-7 verildi. Ben şuna dedim. Yoksa beni ilgilendirmiyor kaç vermişsiniz. Adile Hanım'a da biraz daha fazla verilebilirdi. Benim söylediğim o. Olmamış masalara 6-7 veren arkadaşlarımız da var biliyorsunuz. Fatma Hanım gibi. Olmamış yani Adile Hanım'a çıktı 3 verdi. Niye olmamış? Olmamış masa yoktu ki. Olmamıştı. Biberini konuştuk, lavaşını bir konuştuk. Bir tek biberim şimdi tekrar yoktu benim. Bir tane biberi yoktu, bir şey yoktu yani. Peçeteler ortadaydı. Hayır, lavaş gelmiş, fırlatılmış, atılmış gibi. Yanlış karıştırıyorsun herhalde. Benim peçetelerim peçetelikteydi. Lavaştan bahsediyor ortadaydı. Lavaş olabilir. Ekmekti yani. Sonuçta. Masada gitti içeri, kebapla geldi. Bu bir problem değil yani. Bunlar da bir nevi olmamıştı. 7 alındı. Yarın siz de geleceğiz. Bakalım bugün kaç vereceksiniz boş masa. Ya. Sen o kadar boş konuşuyorsun ki. Boş masaya bugün ne vereceksiniz? Arkadaş bizim size 6-7 verdi. Bizim sadece masamız boş. 6-7 bu ama da bir eksik. Ama bizim bir sürü... Bu da bir eksik. Olabilir ama yemeklerimiz ve lezzetlerimiz ama var. Ama eksik ya sadece lezzet olmaz. Yaparken benim masamın boşluğunu da yani, belirtmiştiniz. Bu da bir yani eksik. Eksikliği belirtmiştiniz, kıyafeti belirtmiştiniz. Evet. Yani siz de ona göre not vereceksiniz ama vicdanlı olun lütfen. Yani dünya kadar şey var, neresi boş? Boş falan değil benim masam yani bir masayı kuramadım diye boş denilmez ki. Her şeyimi yetiştirdim. Yani bu boş masa mı oluyor? Yetiştirilmiş masa ne zamandan beri boş masa oluyor? Menüm tamam. Eksik menüleri 6-7 verip de yani pişmemiş şeylere bilemiyorum. Ama yani tabii ki 3 de değildi. Ben çok düşük buldum tabii ki dünkü masaya da 3'ü. Yani olan lezzetleri vardı bari onlara puan verilseydi. Valla bizim de bazı eksiklerimiz var diye bana da 3 verdiler. 3 almadınız siz herhalde değil mi? 3 aldık. Kim verdi size 3? 4 aldık. Teşekkürler. 3'ü ilk defa benim masada kullandım. Evet hem de 2 kere maalesef. Evet. Ben de kullanmadım. Ben şöyle düşünüyorum. Danışıklı dövüş. Başka hiçbir şey değil. Dolmasını içi pişmemiş dediler. Bu da evet. Pişmemiş. Yediniz mi ki? Yedim vallahi yedim. Pişmemiş. Pişmemiş diyor dolmanın içi Hülya. Benim geliştirdik ama yani önce düdüklüye attık. Peşinden kısık ateşte tekrar pişirdik. Evet. Yaprak böyle. Evet. Rastlantıya bak ya. Üst üste geliyor nedense. Sen tattın mı dolmadan Hülya? Yok tadamadım. Tat bakayım bir tane şuradan al bir tane at. Evet pişmemiş. Ne diyeceksin? Biraz tuzsuz. Tatlısın. Ne kadar pişirdin sen? Yani düdüklüde tuttuk 15 dakika. Sonrasında da kısık ateşte pişmeye evet. Devam ettik. Ağzını açtık. Aa. Pişirmeye devam yani ettik. Düdüklüye güvenemediğimiz için çok da laf olmasın diye. Evet biraz kıtır kıtır haklısınız. Bir de iki tane dolmayı bir arada kullanmışsınız. İki tane dolma? Peynir İki sarmayı. Dolması. Zeytinyağı sarması, biber sarması. Ama bununla bunu bir tutamazsınız ki. Biri peynirli ve biber yani bu Tokat yaprağında zeytinyağlı dolma. Biraz uyumsuz buldum. Sarma pişmemiş, çiğ kalmış. Ben diri sevdiğim halde biraz da çiğ kalmış. Tıkır tıkır olmuş. Sizin sarma daha güzeldi, daha güzel pişmişti. Biraz evet. Daha güzel pişmişti gerçekten. Ama yine de 3 verdiniz ya. Bu çok çiğ kalmış. Ya. Valla şimdi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Haklılar çünkü gerçekten çiğ. Yani içi diri. Pişmemiş maalesef. Şanssızlık tadına baktım. O masada baktım. Şimdi hak kimseye bir şey diyemem o konuda. Galiba işte düdüklüde bir şeyimiz oldu. Su koymadan bir anda şey yaptık. Orada hatamız oldu. Dolmada sorun var dedi hanımlar, pişmemiş dedi. Beyaz peynir dolgulu, kapya biberi ve böreği de yorumlamanızı bekliyoruz bir senin. Börek güzel olmuş, diğer ikisini beğenemedim. Beğenmemiz için bana çok, bir sebep çok verin. Çok böyle garip kalmış peynir içinde. Garip biraz, kalmış. Biraz daha böyle lezzetli peynir seçebilirdi. Aa, daha tam böyle... yağlı ezine gibi. Evet, tam yağlı ezine yani bunun olması gereken bu çünkü. Közlenmiş bibere... Bilmiyorum ben beğenmedim. Dolmada çok az pişmiş. Evet, dolmada haklısınız. Çok az pişmiş, dolma, tıkır evet. Tıkır. Böreği biraz çıtır çıtır güzel buldum. Nuri Hanım'ı da dinleyelim. Böreği beğendim. Beğendiniz. Evet, güzel. Dolmasını da beğendim. Sadece ne? Yapraklar çok sert. Anladım. İçi.
evet, içiliyor. Dolmamızı pişirememişiz. Elinize sağlık güzel. Afiyet Adile olsun. Hanım. Ben de Zuhal Hanım'ın böreği beğendim. Sadece dolma zaten pişmemiş, bayanların belirttiği gibi. Kapya biber? Beğenmedim. Niye? Ne güzel közlemiş, yağlamış, biberle doldurmuş. Yediniz mi? Benim de çok hoşuma gitti. Yediniz mi? Tadına baktınız yedim mı? Yedim. Peynirini beğendim sadece. Peynirini? Evet. Dolmanızın da içi pişmemiş. Evet, tamam. Onda haklısınız. Ama böreğiniz güzel olmuş. Elinize sağlık. Buyurun Beyhan Hanım, bir siz kaldınız yorum evet, yapmaya. Evet, ben de sarmayı beğenmedim. Böreği beğendim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ben de beğenemedim biberi. Allah Allah, ben yedim bitirdim vallahi. Gayet güzel ya. Afiyet daha olsun. Nasıl olacak? Kimisi lor koyuyor da başka peynir koyuyor. Hiç tat tuz olmuyor böyle. Doğrudan da sevindim. Bak mesela ne kadar güzel peyniri seçmiş. Doğru biberleri iri iri bak güzel kesmiş, güzel sarmış. Üzerine bir ceviz kondurmuş. Lokum gibi közlenmiş. Neyini sevmeniz bu? Ay, dolmada katılıyorum. Yani evet, pişmemiş. Tabii ki. Az pişmiş tabii değil. Ki. Hayır, pişmemiş pişmemiş sanki çiğ pirinci sarmışlar. Evet, hayret evet, bir evet. şey. Onu ben de inanamadım. Yoksa yaprağı çok güzel incecik. Tokat yaprağı tokat zaten. Yaprağı, evet. Börek çok güzel. Güzel afiyet pişmiş, olsun. Güzel açılmış. Börek çok güzel, ben böreği çıtır, çok çıtır. Beğendim. Valla biz biberde birkaç kere deneme yaptık. Birkaç tane peynirle deneme yaptık. En uygun olanı bence bu de. Oldu. Bence de. Restoranlarda falan da böyle düğünlerde şeylerde order tabağı getirirlerdi evet. böyle. Hı-hı. Bu peynir konulurdu ve ben çok hoşuma giderek gene yerdim. Hı-hı. Ama işte bir tek bu tabakta sorun dolmada. Dolma. Yazık olmuş dolmaya. Evet. Keşke evet. bir tane ağzınıza atsaydınız da pişmiş mi pişmemiş mi? Baksaydık. Devam etseydiniz pişirmeye. Evet, vakti de vardı evet, yani vardı, pişmeye. Vardı, evet. Değil mi? Evet, maalesef. Ya kısa süre onda. Gelinimiz nerede kaldı bu arada? Zuhal Hanım, pardon. Mangala bakıyor da. Acaba. Mangala mı bakıyor? Bakabilir miyim? Tabii tabii, bakın istiyorsanız. Keşke çorba sırasında atsaydım, daha çabuk pişerdi sanırım. Seni soruyorlar. Közümüz biraz az geldiği için başından ayrılamıyorum. Ya. Çiğ olsun istemiyorum çünkü. Evet. Pişsin istiyorum. Ama çok şükür kebaplarımızda bir sıkıntı, bir problem yok. Aynen öyle, ustamı utandırmadım diye düşünüyorum. İnşallah lezzet de öyledir. İnşallah. Ben o zaman herhalde sana yardım edemiyorum. Evet. İçeriye geçeyim. Tamam anne. En güzel dolma sizin gelininizindi. Biber dolması. Sumak ekşili, efsane. Ama tabii bu farklı bir dolma, o kuru dolmaydı. Evet. Ne oldu, nedir? Bir iki dakika daha müsaadenizi isteyeceğiz. Tabii, çünkü olmak üzere az kaldı. Benim için problem değil en azından, hanımları bilemem. Ben yalnız sizi yoracağım, bir rica bardak ederim. Su rica tabii edeceğim. Ki. Yani önceden de yapabilirdim bunu ama sıcak sıcak servis etmek istediğim için pişirmedim. Çünkü beyti sıcak yenir. Beyti var, yanında bulgur pilavı vardı değil mi? Evet. Yeşil salataydı. Yeşil salatamız tamam. var. Beyti biliyorsunuz, lavaşını. Beyti biliyorsunuz biliyoruz, değil mi? Biliyoruz evet, tabii çok iyi biliyoruz. Çok da severim ben de. Beyti önemli. Kebabınızın yanında köz biberi hatta domates de sunacak mısınız? Var. Şimdi Fatma Hanım bunu dışarıda pişiriyorsa içeri alacak, lavaşa saracak, evet. kesecek, yoğuracak. Bekleyecek biz miyiz? Bu kadar bekleyecek program miyiz? Biter zaten. Çok nasıl olacak? Diyorum. Yani. Geldi. Fatma Hanım bir de şimdi orada pişireceğiz, lavaşa saracağım. Biber közlenmiş. Kaç saat sürecek? Hemen getireceğim, hemen. Şöyle menünüzde közlenmiş biber ve domatesi belirtmemişsiniz. Kendinizi garantiye almak için onu belirtmediniz. Yok, hiç alakası yok. Sadece kebabın yanına yakıştığını düşündüğümüz için kızartıyor kızım. Lavaşı da belirtmemişsiniz. Lavaş da yazmıyor, beyti. Ama beyti lavaşla olur zaten. Bunu ekstra belirtmesine gerek yok. O böyle özellikle lavaşı alıp sarılıp da yiyinden bir kebap değil ki. Zaten öyle sunuluyor. Lavaşa sarılıyor. Yani beytinin lavaşını ayrıyeten yazmak saçma bir şey olurdu zaten. Değil mi? Yani niye lavaşı efendim? Belirtmemiş diyor da hanımefendi beyti de. Yani beyti dediğiniz aynen lavaşla olacağı için ben onu belirtme ihtiyacı hissetmedim. Köz biberle domatesi de niye söylememişsin? Köz biberle domates... Yanına yapışır. Şey yapmadım yani hani. Evet. Menüye yazdırmamış. Evet. Sumaklı soğan var mıydı? Hayır. Yok. Yok mu? Yok. Yeşil salata var. Yani bizim ustadan öğrendiğimiz böyle yanında sumaklı soğan salatası beytinin yok. Beytinin yanında yok. 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 Benim evet. de bildiğim yok. Ekstra yani, isterseniz o ayrı. Lokantalarda hani böyle servis onun yapılıyor. Onun köz biberi domatesi gelir yanında. Pilavı evet. gelir bulguru. Hı-hı. Evet. Onun gider yanında. Geç kaldım biraz biliyorum. Farkındayım. Ama... Her şey güzel olsun istiyorum. Şunları alayım. Bunu da aslında alabilir miyim? Biraz daha dursun. Daha servis tabağı sunuş koyacak, getirecek. Oo, yarım saat daha bekleriz. Yok yok, gelir şimdi. Hemen kızım hızlıdır.
Eli çabuk dur. İnşallah bakalım. Hemen getirir. Gidip bakabilir miyim? Tabii. Şimdi tabii hep ben söylüyorum yani gelinlerimize o şansı biz veriyoruz. Yemek esnasında kızartılacak, pişirecek. Hele ki bu hafta mangal. Dolayısıyla onlara kalmış. Bakmak İster öncesin ama. Efendim? Bakmak isteyip. Sorun, izin alın gelinden. Ben sordum, mutfağına girmek isterlerse ne olsun? Sıkıntı olmaz benim için dedi ama gene de izin isteyin. Hülya Hanım, geliyorum. Merak ediyorum, yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl ben hallediyorum. Ben gelinimize sordum, mutfağına girmek isterlerse dedi, müsaade edin. Sıkıntı olmaz dedi ama şu an izin verip vermemesini bilemeyiz. Tabii ki. Girebilir miyim? Girdi bile. Yani geldiniz artık yapacak bir şey yok. Yardım edeyim mi? Yok, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz beklettim sizi. Ama en güzel şekilde en sunmak, güzel şekilde ikram etmek en için. En lezzetli şekilde ikram etmek istiyorum. Haliyle de birazcık bu el oyalayan zaman bir alıyor şey, maalesef. Biliyorsunuz. Keşke sıcak tutsaydım biraz daha. Erken çıkarsaydın daha onlar dilinecek, kesilecek, yoğurdun, sosu. Hallederim, halleder, hiç merak halleder, etmeyin. Halleder. Başımız ağrıyor biraz. Niye başınız ağrıyor? Çok konuşuyor, çok yorum yapıyor. Çünkü gereksiz konuşmaları var. Hiç kolay gelsin. Etmeyin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dört gündür aynı şeyi söylüyor, gelini tencereyi yani, devirirsen ne olacak? Söylüyor mu acaba gelini ne? 40 günde söylerse o olur. Bakarsınız kızcağız bir kazanmazan da devirir. Aman Allah korusun. Allah korusun. Zuhal Hanım yardıma ihtiyacım yok dedi. Daha yeni şişlerden çıkarıp lavaşın içine koyuyor. Hmm. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Ya Birsen Hanım buraya kadar geldi hala girebilir miyim diye soruyor. Ne yapacağız yani biz bu işi? Ben girmesine izin vermedim. Benim ismimi mi andınız, dedikodum mu vardı? Öyle, ben kulaklarınız Fransız kaldım biraz. Söyleyin bakalım. Benim yüzüme karşı söyleyin. Duydum çünkü 3 adım gittim. Evet, evet doğru. Ne söyledin canım? Masada biraz fazla konuştuğunuzu söyledik. Başı ağrımış beyim. Başım biraz ağrıyor. Benim de başım bugün, ağrıyor. Senin de bugün yok, ağrıyordu. İlaç aldım geçti aldım, biraz geçti gözlerim mi? Açıldı. Birsen'in içeriye girdikten sonra izin aldınız. Öyle mi? Ben kapıda arkadaşlara söyledim ama mecburen girdim. Artık görünüyordu açık bize, alan. Bize seslenseydiniz girebilir miyim diye memnun olurdum. Seslendim. Bağırdı buradan ama. Bağırdım buradan Hülya Hanım dedim. Gelmeyin dedim. Ha duymadım. Duydunuz mu? Yok. Ben nereden ben duymadım. Girmeyin dedim ben size. Ben duymadım. Dedim. Eliniz izin verdi mi? Önemli olduğunu. Onun sesi çıkmadı. Ha. Yani ben duymadım. Mutfakta bugün dedi ya sıkıntı ben olmaz dedi. Ha, olmaz yani dedi. Ben girmesini istememiştim. Ha. Hülya Hanım, Fatma Hanım istememiş. Kötü bir şeyler görmedim canım. Güzelce lavaşın içine sarıyordu. Olabilir. Birsen Hanım'ın kalkıp mutfağa gitmesi bence her zamanki gibi bir öne atladı kendisi. İstemediler, gelme dediler ama yine de o gitti. Haklıydı. Keşke izin alsaydı girseydi madem girmek istiyorduysa. İzinsiz girilmemeliydi. Yani ben mutfağıma girilmesinden yana değilim. Çünkü şöyle bir şey var, burada zamanla yarışıyoruz. Kendi evimizde olduğu gibi değil burası. Haliyle de ortalık mutfak dağınık olabiliyor. Yani bunun için, bunu eleştirmek için giriyorsa yanlış. Bir kere olacak bir şey değil o. Bende kalmıştık. Siz benden ne istiyorsunuz? Başın ağrıyordu ya bugün dedim. Biraz fazla yok, konuştu. Biraz herhalde ilaç verdiler. İlaç kullanan biri değilim. Biraz iyileştim. Geçmiş oldu. Vallahi geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Benden ne istiyorsunuz? Benim gelinim daha yarışmadı. Benim kimseden alıp vereceğim bir şey yok. Şu ana kadar. Yani benden ne istiyorsunuz? Bütün gelinlere konuştum de ama. Bütün gelinlere konuşmadım. Senin gelinin beni haşladı. Ay, vallahi sen de haşlıyorsun herkes. Önüne gelen ben mecbur. Ben kimsenin gelinine konuşmadım. Daha Fatma Hanım'ın gelinine hiçbir şey söylemedim. Onu söyledim. Ha. Fazla konuştum. Başın ağrıyor diye dedim. Hani başım ağrıyor. Arkamdan dedi. Söyleme yüzüme söyleme. Şimdi ben Adanalıyım, dobrayım ben. Başını şimdi söylüyorum zaten. Başını hani böyle yüzüme karşı söyle. Var. Benim gerçekten daha çok hoşuma gider. Beni tanıyanlar doğrudur, hiç arkadan konuşturur. Şimdi siz kalkıp mutfağa gidince tabii bir fırsat hani oldu. Çok fırsat istiyorsanız bir gidebilirim böyle bir hani yok, biraz konuşuruz. Kebaplara daha 20 dakika var yok. Biraz dışarıda. Ne kadar var? 20 dakika var daha. Yok artık sen ne yaptın ya? Ben biraz dışarıda daha hava alabilirim. Biraz daha konuşayım. Olabilir. Gideyim mi? Hayır, konuşmak için değil. Gideyim ben mi? Zuhal Hanım herhalde yarım kaldı laflar. Ben bir gideyim geleyim mi? Ben yok canım lütfen estağfurullah. Vallahi ben bugün rahatım. İyi ki Birsen Hanım yanına oturmamışım. Oradan etkilenmiyor musunuz? Yok şu an etkilenmiyorum. Bravo valla. Salı günü iki adamın aslında arasında aslında şunu söylediler. İzleyince göreceksiniz. Hani sürekli siz tencere devrilir, şey yapılır falan filan. Şimdi gelinimin gerçekten asabı bozuldu. Hiç böyle 4 gün boyunca kapalı kasa kalmadıydı evde.
Kapalı kasa mı? Aynen öyle oldu. Kapalı kasa oldu. İlk gün bir çıktık parka, Zuhal Hanım kayboluyorduk. Duyarlarsa kızacaklar şimdi. İlk kez mi geliyor gelininiz? İlk kez İstanbul'a geliyor. Şaka, Adana'dan. Evet. Kaç yaşında? Yok, Adana'dan değil, Antalya'dan. Pardon, Antalya'dan. 31 yaşında. 31 yaşında ve ilk kez İstanbul'a geliyor. İlk kez İstanbul'a geliyor. Aa. Abisi vardı, o da taşınmış, gidecek yerimiz de yok. Hay Allah. Kimseye de emanet edemiyorum. Tabii. Akşam üzeri bir çıkalım dedik ilk gün. Parka gittik, 2 kilometredeki parkı tarif ettiler. Evet. Dönüşümüz sorunlu oldu, kaybolduk neredeyse. Bir konum şey olmadı, açarak geldik. Olmadı da korktuk. Geçmiş olsun. Yani ondan sonra şimdi gelinin psikolojisi iyice alt üst oldu. Anne 10 yaş yaşlandım diyor. Kerem kayınvalide kebabı en iyi bilen kayınvalideymiş. Herhalde yaptığımın doğru olduğunu gördüğü için bir şey diyemeden gitti. Nuriye Hanım'ın gelini de biz yerken o esnada o da pişirdi getirdi. Bu kadar beklemedik yani. Zuhal Hanım ben sıkıldım, biraz hava alabilirim. Evet, beklemedik yani. Nasıl hava alacaksınız? Dışarıda bir hava alayım geleyim şöyle. Nereye iki gidiyorsunuz dakika. Ya? Çok böyle bunaldım. Bunu aldınız. Hmm. Allah Allah. Hemen şimdi gelirim. Yemek gelecek. Onun derdi başka. Hava alacak gelecek. Hayır lütfen oturun sofrada kızım. Gelinimiz dışarı girip çıkıyor, bir sorun var dışarı? Ben anlamadım. Bir giriyor bir çıkıyor, geri ben anlamadım. Gitti? Bilmiyorum. Çıktı ki geldi. Hala ne kebapmış. Ha, bir de özel ders almış. Kovalamaca var. Kovalamaca öyle bir dışarı bir içerim. Hadi kızım. Söylenmeye başladılar. Anne toz fıstığı verir misin bana? Hava almaya çıkıyorum ben biraz. Tamam peki, iyi değilsiniz herhalde. Ha, iyi değilim, ilaç peki, aldım. Kebaplar gelince bana seslenirseniz. Şimdi bu yaşta hanımefendiler yani tabii biraz ara ara böyle bunalıyorlar. Vallahi. Bir hava almaya, hava da sıcak. Kapıları bacaları açtık tabii ama pastırma yazları bitmedi yazı. Çok başım ağrıdı, çok bunaldım. Kebaplar pişmemiş, yeni pişiriyor. Ders almış. Böyle mi ders alınıyor bilemiyorum. Çok acıktım, açlık başıma vurdu. İnşallah yetiştirir. Kebap bile köz bile sönmüş ama nasıl olmuş, nasıl yapmış bilemedim. Şimdi ben ne diyeyim, ben de zor durumda kalıyorum. Çok özür diliyorum. Ay geldi. Geldim evet. Sen geldin, kayınvalideler yok. Neden? Hava almaya çıktı bir tane kayınvalide. Gülşen Hanım nerede? Aa. Yolda bir kayınvalide gördün mü? Allah Allah. Görmedin. Kayınvalide, kayıp kayınvalide ihbarında bulunuyor. Bir kayınvalidemiz var. Görenlerin, duyanların. Zuhal Topal'la Sofralı programına bildirmelerini rica ediyoruz. Oh, Zuhal yalnız Hanım. Görüntü yok yani. Tam bir beyti. Ders yani bekledik belli ama. Oluyor değil mi? Efendim? Ders aldıkları belli oluyor. Hayır. Beklediğimize değecek mi bilmiyorum lezzet olarak ama Zuhal. Görüntü itibariyle güzel. Birsen Hanım. Lütfen gelir misin sofraya? Sofra kebabımız geldi. Hazırlandı mı? Evet, hazır hayatım. Havalmaya çıktım. Bunaldım, rahatsızım. Yani şimdi ama biz de bekliyoruz. Hepimiz sıcak, hepimiz şey oluyoruz. Ne yaptınız Birsen Hanım? Mis gibi hava var dışarıda. Tamam, çıkalım, çıkalım dışarı. Evet, güzel hep olur beraber aslında. Alalım tabakları, çıkalım dışarı yiyelim bari. Hem hava aldım hem de dedikodum oldu mu merak ediyorum. Hayır, olmadı. Olmadı mı? Senin çıkıp gelmen bir dakika bile sürmedi. Yani rahatsızım diye çıktım dedi ama rahatsız olmakla ne alaka? Tamam, dışarı çıkınca iyileştim yani. Ben de onu anlamış değilim. Dışarı çıktı geldi, iyi mi oldu? Sonuçta dışarı çıkmak nedir yani? Artık bir yerden sonra açlık başıma vurduk. Çıktım birazcık nefes aldım bahçede. Biraz iyi geldi. Kendimi toparladım ve hala sofra hazır değildi. 5 dakika dışarıda havalandım. Sonradan çağrıldım. Kadına hak verdim yani. Bayağı bir bekledik yani. Birsen Hanım sanki kendini gösterme derdinde, öyle görüyorum. Vallahi görüntüsü... Çok bekledik ya. Evet, çok kusura bekledik. Bakmayın. Gerçekten 20 dakika bekledik. Ama inşallah lezzetiyle yiyeceksiniz. İnşallah. Canım bir şey söyleyebilir miyim? Ben Beyti'yi açıkçası böyle beklemiyordum. Nasıl bekliyordun? Beyti'nin üzerinde yoğurdu yoğurt olur. Geliyor. Yok, yoğurt geliyor. Ayrıca kaplara koyacak. Ha, acaba ne zaman gelecek? Vallahi evet. Siz yiyin illa yoğurtla mı? Yoğurtla yemek istiyorum ben. Benimki de geldi. Bir tanesini yoğurtsuz yiyin, diğerini yoğurtlu yiyin. Tamam, Zuhal'a. Ben ustasından tabağı bizzat yaptım. Beyti böyle olur. Evet kızım, hem de yoğurtları istiyorlar. Anne dolaptan dışarı çıkarır mısın? Kaseleri de versene zahmet. Zuhal Hanım bu
Ana yemeğin geç gelmesi acaba eksik menüye giriyor mu? Hayır, tabii ki girmiyor. Puan kırarsınız servisten memnun değilseniz. Evet. Arkadaşlarım 20 dakika oldu, iki kayınvalideni yok henüz diyor. Evet. Keşke ders almasaymış. Kayınvalide de gitti gelmedi. Biraz köftesi pişmemiş. Keşke ders almasaymış. Pişmemiş. Almasa daha güzel belki gelirdi. Pişmemiş köftesi Zal Hanım. Pişmemiş mi? Çıkardım yoğurdu şeyi, tamam. Kabı. Köftesi evet. Pişmemiş diyor. Evet, daha biraz kızaracak. Bakayım, gösterir misiniz lütfen tabağınızdaki bir köfteyi? Bir taneyi yedim gerçi. Bak, söyleyin, sorun bakalım yaptım. Hülya. Daha da kızarabilir. Söyleyin gelinize. Hülya. Buyurun. Daha köften ne biraz istedim. Daha kızarabilir yavrum. Pişmemiş diyor köftesi. Evet, hamurun kalan, bak hamurun böyle aslında şöyle o karabiber bıçak vurduğun zaman hemen çıt diye kesilmeliydi. Biraz hamurun kalan ince, gibi. Gayet ince aslında. Ama çok ince açtım yani. Gelin hanım 20 dakika oldu. Yoğurt istiyorum. Hamur hazır hamur değil. Hamur hazır değil ki. Yani şuna pardon artık, elimle göstereceğim ama yani, buna kalın diyor Beyhan Hanım. Ama iki kat sarılınca kalın göründü. Daha ama, ince olsa daha da, güzel görünecekti. Başka türlü saramazsınız ki, bunu nasıl şey yapacaksınız? Biraz daha ince olabilir. Biraz daha bak. Biraz yapmayın, daha. Yapmayın ya. Yapmayın lütfen. Biraz daha ince olabilirdi. Yok. Kıymak pişmemiş. O zaman da salçayı koyduğun zaman şey gibi eriyip akacak. Yok çok erimez. Biraz daha ince olsaydı erimezdi. Yok. Zaten yoğurt da göremedik akıtacak. Geliyor. Hadi yoğurdu getirir misin? Getiriyorum anne. Yoğurtla yemek istiyorlar. Hemen getiriyorum. Ama yani her şey tamam. Ben lezzetten de eminim sonuçta. Yemeyecek misin? Ders almış hali mi bu? Almasaymış keşke. Bildiğiyle gelseymiş keşke. Yiyip tadına baktınız mı? Yiyip tadına baktım. Lezzeti güzel ama pişmemiş. Biraz pişmemiş mi? Evet. Biraz çiğ kalmış. Biraz daha kızarabilir. Çok az daha isterdim. Biraz daha pişmiş hissediyorum ben. Buyurun. Keşke ders almasaymıştın kızım. Bildiğinle yapsaymıştın. Neden? Baksana halimize. Ne var halimizde? Yemediniz mi? Yiyemedim. Boğazım ağrıyor. Yoğurtla yemek istiyorum. Hemen getiriyorum. Yani bunun neyse pişmediğini evet, düşünen yani, var mı? Biraz daha istiyordum pişmesini ben. Biraz daha böyle kızarmış. Hülya bir bakar mısın? Kızarmış mı? Yeri evet. Var mı? Buyurun bakın. Var mı? Hiçbir bakın, pembelik bakın. Yok. Ama pembelik ama şöyle, yok. Ben bunu çok kızartırsam kururdu. Yok, et biraz, kururdu. Biraz etin kuruması da imkan yok. Hemen getirdiniz, yeni pişirdiniz. Hayır. Yağı akardı ve kururdu. Çekerdi içine doğru. Biraz daha aksaydı. Hayır, önemli biraz. Olan bunu hızlı bir şekilde pişirdiğini içinde daha muhafaza daha etmek. Olurdu. Ders alsaydı daha erken yapabilirdi. Bildiğini yapardı en azından. Servis dersi de alsaymış yanı sıra daha iyi olacakmış. Bir sene çok güldürüyor beni ya. Biraz geline takıldı burada. Yani haklılık payı var tabii. Ders aldığı halde bu şekilde gelmemeliydi yemeğin. Bir sene hanım ekstra bir bahane buluyor. Kuruymuş. İşte tadı yokmuş. Daha çok pişmiş istermiş falanmış filanmış. Sürekli bir bahane. Ben de anlamış değilim yani herhalde yarınki günde oynuyor bilemiyorum. Neden böyle yaptığını. Kendi günde oynuyor diye düşünüyorum artık. Yani pişmemiş et pembe gözükür. Bakın dün mesela gösterdiler etlerini Fatma evet, Hanım. Evet benimki pişmemişti pembelik gerçekten. Pembelik vardı. Görmüştük. Bilmiyorum ben burada evet. Göremedim sizin söylediğiniz. Lütfen pişmemiş olanları şöyle bir kenara koyarsanız. Pişmemiş ben... olanlar değil hepsi aynı şişten çıktı. Ben herhalde o şişten bu şişten diye parçalamadı. Ben gözlüğümü takıp bakmak istiyorum. Buyurun bakın bana. Bana göre lütfen. Ben biraz daha şey. Pişmiş seviyorum dedim ya. Bana hayır göre pişmiş seviyorum daha, değil. Biraz bakın daha. Şimdi o söylediğiniz de bu söylediğiniz farklı şeyler. Bu biraz pişmemiş, daha pişmiş başka seviyorum. Bir şey ben pişmiş seviyorum. Daha pişmiş seviyorum başka bir şey. Ama bu bir steak et hani değil benim ki. Benim yiyeceğim şekilde değil. Biraz daha pişmiş ben seviyorum. Alıp tıpkı dolmanın içindeki efendim? Gibi. Efendim gözlüğümü alıp gelmek tabii istiyorum. Ki buyurun. Şimdi yani haklı çünkü şimdi bu ana yemek ve bir kebap. Üstelik de bu kebabı biz verdik gelinlerinize. Ana yemek ve de mecburi yemeğimiz bu haftaki. Evet. Dolayısıyla diğer yemeklerden çarpı iki fazla önem arz ediyor. Evet. Şimdi vereceğiniz veyahut vermeyeceğiniz puanların temelinde bu kebap var bu hafta. Yani siz şimdi bu önemli bir şey. Pişmemiş derseniz bu çok önemli bir sorun. Senin pişmemiş dedikleri eti ben gözlükle bakmak istiyorum. Bak anne. Gözlüğümü çarp. Bak bakalım ne kadar pişmemiş.
Ama bizim onu görmemiz ve bunu bize ispatlamanız lazım. Dün gösterdiler. Evet, kırmızılıklar vardı maalesef. Maalesef. Benimki pişmişti. Ama sizin kimiydi? Fatma Hanım kimiydi? Pembelik vardı. Görmüştük biraz onu. Biraz daha kızarsın istiyorum ben. Benim istediğim de. Buyurun gelin bakın. O gözlük bembeyaz. Biraz daha kızarsın istedim. Hepsi bu. Bakın kırmızı kırmızı. Çiğ diyemezsiniz. Çiğ. Bana çiğ. Bana göre çiğ. Dün siz benim tabağımı gördünüz mü? Zuhal Hanım hani dün bakın. Gelen, dün sizinki gelen. Sizinki çiğdi. Tamam sizinki çiğdi. Bu, o kadar, yani bu, çiğ, da, bu da ona yakın. Bu da ona çiğ, yakın neredeyse. Pembe, yani bu kadar ona yakın. Çiğ. Evet, bu, ben dünkü kebap gibi. Çiğ olması pembe olur. Benim tabağımda pişmemişti dün Adile Hanım'ın Fatma verdiği. Fatma Hanım dün benim bana gelen tabağı gördünüz mü dediniz de bana şimdi size cevap verme hakkı doğdu. O kadar vasat mıydı benim gelinin kebabı? Pişmemişti hayatım. Ya öyle bir söyleyişiniz çiğdi, var ki yani. Çiğdi güzelim. Gelin çiğ Hanım içecek alabilir miyiz? Lezzetini bile alamadım. Ne hikmettir ki ne sizin sadece tabağınız çiğdi. Ben anlamadım onu da anlamadım benimki da ya. O da benim şansım ama Fatma Hanım'ınki daha fazlaydı. Benimki evet benimki çok daha fazlaydı. 6 aldım mesela şey, Beyan Hanım'dan. Misilleme oldu orada hayır, da o yüzden. Hayır hiç misilleme diye bir şey yok. Var mı pembelik bu arada? Hayır. Bak, bana ama göre yok var. Diyor. Bilmiyorum bana göre var. Ben görüyorum. Biraz daha pişseydi daha çok severdim. Ellerine sağlık. Ama tadında alıyor musunuz o çiğliği? Siz, evet. Aa, alan var mı başka? Nuriye Hanım? Alıyoruz. Hayır diyor Adile Hanım. Benim tabağımda yok. Kebabımın tam olduğu, tam olması gerektiği gibi olduğunu anladıkları için bir bahane arıyorlar. Yani bir bahane bulalım ki puan vermeyelim. Sizin Beyan Hanım? Benim biraz daha tuzu yerinde olabilirdi. Tuzu biraz demiyorum. Çiğ ve pembe çiğ. Biraz daha kızarabilirdi. Sizde mi birazcık evet, daha? Evet biraz daha kızarabilirdi. Pembelik var mı etinizde? Biraz var yani. Çiğ görebilir miyim? Çiğ değil ama pembelik var. Ama hanımefendi çiğ diyor. Yok çiğ değil pembelik var. Bak, nerede daha da yani? Köfte mesela kızarır daha hani güzel kızarır. Hani nerede orada pembelik? Hanım, bu arada i̇şte ben biraz içeceklerimiz falan gelmedi. Için. Salatalar gelmedi. Hülya'cığım. Gelinize isterseniz bir baksanız bence ya. Hülya'cığım salatalarımızı getirir misin? Geldi. Ben çok közlenmiş bu arada. Çok güzel olmuş közlenmesi. Evet közlenmiş. Güzel mi? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Ama etine çiğ pişmemiş diyor hanımefendi. Al mümkün mü? Annen ya. Gözlüğüyle ben, baktı. Evet. Daha ben yanacak diye. Yok. Aldım. İki hanımefendi pişmediğini iddia ediyor. Bu büyük bir sorun öyle bir şey varsa eğer. Asla pişmemiş diyor etin. Kabul etmiyorum. Gayet güzel pişirdim. Ben anlamadım. Kebap sıcak geldi. Yufka kurumuş. Hiçbir şey anlamadım. İçi çiğdi. Çok pişmemişti. Biraz daha pişsin isterdim. Yani güzeldi. Biraz daha ders alsaydı daha güzelini yapabilirdi. Demek ki aldığı ders yeterli gelmemiş. Nuriye Hanım bana beyti kebabı, bulgur pilavını, yanındaki garnitürlerini ne yediyseniz onları yorumlamanızı istiyorum. Ben beğendim. Ah ne güzel. Evet beğendim. Afiyet olsun. Pilav? Bulgur pilavı da güzel olmuş. Beyti kebabı da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ana yemeğini beğendim. Güzel. Sadece salatasını biraz şey solmuş gibi yemedim. Buldum. Soğumuş buldunuz. Evet. Çökmüş gibi. Bir bakın bakayım salataya öyle bir şey sezen gören şimdi hisseden var. Hani karıştırıp getirdim. İyice de sirkeli suda beklettim. Canlandı yeşillikler zaten iyiydi. Sirkeli suda ekmekten belki biraz yumuşamış olabilir. İşte hani doğradığımda biraz daha canlı. Biraz soğumuş gibi geldi bana. Karıştırıp hemen getirdim yani. Yok tabağınızı beğendim salataya da biraz sönmüş gibi. Yalnız çok tuzlu. Çok mu tuzlu? Hmm. Ya bana... Eyvah. Bize yani tuzlu bize gelmedi çok, ama. Çok dikkatli karıştırdım ama. Karışmamış yeri gelmişti. Çok dikkatli karıştırdım ama olabilir. Peki ana yemek tabağını beğenen iki kayınvaliden var. Kayınvalide var. Salatayı birisi tuzlu birisi sünmüş buldu. Birsel Hanım'ı da dinleyelim. Kebap uzmanı olarak. Kebap pişmemiş geldi bana. Biraz daha pişmiş istiyordum. Pilavı beğendim. Salata çok tuzlu. Tuzlu mu? Çok tuzlu geldi bana. Pilav. Yoğurttan yani. Yediniz mi? Yoğurt, yedim. Yoğurt dediniz. Yoğurtla yedim. Bir tanesini yedim. Peki Beyhan Hanım? Bir tane ben de yoğurtla yedim. Ne yoğurt güzelmiş. Da daha hoşuma gitti. Oh. Ama biraz daha kızarabilirdi köftesi. Seti lezzeti nasıl etin? Etin lezzeti bana biraz tuzsuz geldi, biraz da baharatsız. Şöyle, beytide baharat olmaz. Olur. Yok, biz ben ustadan ben, pek gördüğüm sadece maydanoz ve sarımsak. Başka evet, baharat başka bir şey girmez. Dedi bana. Buna pul biber, işte aynen, karabiber asla, falan filan gitmez. Değil, baharat asla konulmayacak. Karabiber, konulmayacak. Karabiber. Yok karabiberi işi yok. Karabiberi sadece sosa çok az koyarsınız ha, sosa dedi. Evet, evet. Ama bunun bak sosundan
Yavrum bunun sosu biraz daha böyle akışkan olmalıydı aslında. Hayır böyle olmalı. Yok hayır. Hayır akışkan falan siz değil. Siz İskender sosuyla karıştırıyorsunuz. Ha mesela hanımefendim karıştırıyorsunuz. İskender sosu için belki öyle gelmiş hayır. olabilir. Olabilir ama böyle kenarda yanında yememiştim. Ben üstünde yediğim için anladım. Onun için yorum yaptım. Sadece biraz daha yediniz pilavınızı beğendim. Elinize sağlık. Salata? Salata biraz bana göre... Çökmüş o kadar. Çökmüş. Hı. Hemen karıştırıp getirdim. Neler var salatada? Kıvırcık var. Mavul, tere ve roka var. Hani efendim? Kebap gayet tadı tuzu çok güzel. Bence yani. De yerinde. Kebap da yerinde. Aa, biraz, bana göre önce. Biraz tuzsuz. Hayır salataya dedi salataya tuzlu. Salataya tuzlu dedi. Tamam işte. Bakın o bunun içine gerçek... bir yerde geldi ağzıma. Ama bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bunun içine gerçekten baharat bir şey girmez. Söylediği şey sarımsak, tuz, maydanoz. Başka bir şey olmaz Beyti. Baharat illaki oluyor, evet. Ama sosunda ben. Olabilir o da baharat. Sosuna ama sasına et suyu kullandı. Hatta ilikli kemik suyuyla yaptım. Biliyorum ben. Zaten ilikli kemik suyuyla yaptım. Oluyor ha. Bu kızım biliyorum, yiyorum ben, severim de. Lavaşı nasıl? Lavaşını severim söyleyin de. Bana. Lavaşı biraz kalın buldum. Kalın. Ben. Birazcık evet, ben daha işçi olsa yoğurt da döksek üstüne erimez. Erir diye düşünüldü ama. Ama yoğurt yanında çok biraz daha edilir. Biraz daha yok üstüne bir, de dökülse. Biraz anneniz de öyle dedi. Sertleşmiş yani lavaş. Yok, biraz sertleşmiş. Çıtır değil. Dila Hanım siz ne düşünüyorsunuz lavaş konusunda? El açması çünkü onu da değerlendirmeliyiz. Biraz dedikleri gibi sert yani. Hmm. Yani inceliği bence iyi, normal olması gereken. Daha da ince açamazdı bunu. İki kat olduğu için ve biraz kuruduğu için. Biraz bekleyince kurudu herhalde. Bekleyince kuruyor. Çünkü beyti sıcak tüketilmiş. Yani şöyle bakın tutunca hani birazcık sertlik var. Başka hiçbir şey yok. Evet. Yoksa inceleyince iki kat olunca ve biraz bekleyince kurumuş. Evet. Ama etin lezzetli. Bence pişmiş. Elinize sağlık. Sosun güzel. Pilavına bayıldım. Afiyet olsun. Afiyet. Çok güzel. Salatada ne var dedin? Roka falan var dedin. Marul, tere ve roka sadece. Yeşil salata deyince onlar geliyor aklına. Anladım. Ay, hepsini koymuşsun içine. Evet. Peki. Eline sağlık verelim. Afiyet ve sufle. Olsun. Ne evet. oldu sufleler? Pişiyor şu an. Geliyor. Pişiyor hemen şu geliyor. An. Sufle de biliyorsunuz anında pişip servis edilmesi gereken ve yenmesi gereken bir tatlıdır. Evet. Saniyeler içerisinde donabilir. Çok riskli bir evet. tatlıdır. Aslında siz basit dediniz. Kahvenin yanında kızınız yapıyormuş 5 dakikada. Vallahi 10 dakikada yapıyor. Gerçekten. Ya 10 dakikada pişer de. Ama o nasıl bir sufle tabii? Sufleden sufleye de fark var. Bakarım, karşılaştırırım. Baklava beklerdik Zuhal baklava. Hanım. Tabii börekçi, çürekçiymiş gelinimiz. Pastacı. Yufka... Biz baklava işini yapmıyoruz. Yani iki tane yufka açsaydı... Yok. Beklerdik. Ben de hiç yapmıyorum. Bilmediğimiz ama... bir şeyin içine girmek... Pasta börek deyince baklava hamuru açabiliyor. Sonuçta açabiliyor, onu demek pasta istiyorum. Yapabilirdi. Yani pasta pastacıymış ya, pasta yapabilirdi. O tür. Ya bu kadar menünün içinde bir de pasta mı istiyorsun? Niye pasta yapmamışsın Hülya? Ya da şerbetli bir baklava. Şimdi şöyle, şerbetli tatlı benim alanım butik pasta kurabiye. Yani ben şerbetli tatlı yapmıyorum. Pasta da olmazdı bence kebabın şöyle üstüne. Şöyle pasta da yani pandispanya ile olur. Pandispanyayı da bir gün önceden yapıp dinlendirmeniz gerekir. Anında yapamazsınız. Yok yani canım, yaş pastalarda kullanılır. Pasta yaptılar, pasta tatlı değildir. Beş çayında yenilir dediler. Evet, onu da öyle söyleniyor genellikle. Şimdi ben pastayı söylemedim, bilmiyorum ama... bu kebabın yanında da şerbetli tatlı güzel. Üstüne. Ama benim yeterince evet, ağır bir suflenin yanına hepimizin ben meyveli kremada koyacağım biraz daha fresh olsun. Benim gelinim de menüsü ağırdı. Biz de aynı şeyleri hemen hemen yaptık. Tatlımız da vardı yani. Ama şimdi el açması börek var, lavaşı var. Zeytinyağlı sarması var. Yani. Bir de el açması baklava mı yapsaydı ben baklava anlamadım. Değil şimdi ya. Şöyle öyle dedi. Da, hayır ben bakın, baklava demiyorum. Ben evet hamur. Hayır hanımefendi dedi. Hani ben bir bak açmasını biliyorum. Yani şöyle şekerpare de yapabilirdim. Kolay. Ama sufleyi mikseri hiç bırakmadan 15-20 dakika sadece yumurtasını çırpıyorsunuz. Evet çırpmanız lazım. Sadece o var. Sonra ununu mikserle çırpmıyorsunuz. Spatulayla yavaş yavaş bir şekilde karıştırıyorsunuz. Kolaya kaçmış. Kolaya kaçmış. Ya pastayı diyor mesela hani 5 çayında içilir falan hani deniliyor da sufleyi de kahvenin yanında yiyoruz biz. Kahvenin yanında sufle. Evet kahveyle tüketiyoruz biz. Tamam başka tatlıcı bir şey yetirilmez mi suflenin yanında? Biz ikisini şey yapıyoruz kahveyle sufle. Ama sufrenin yanında pudra, şekeri, kreması veya dondurması olmadan aynen. yenir mi? O öyle yenilir. Biz sadece o şekilde tüketiyoruz. Yok, sufrenin üzerine pudra şekerini de dökersiniz. Tamam siz getirin yanına bir görelim kremaya da dondurma da getireyim. Hani şimdi sufle biraz ağırdır yani hani şey olarak baktığınızda. İçi yoğun bir çikolata sosu vardır. Yanında kreması, evet. pudra, şekeri veya dondurma ile ikram edilir. Şimdi siz kahvenin yanında sufle deyince kahveyle de çok gidecek bir tatlı da değil. Ben bağdaştıramadım kusura bakmayın. Brownie yeriz diyebilirsiniz.
İşte ne bileyim, kahvenin yanında bir kek olabilir, kurabiye türü bir şey olabilir. Kahveyle, daha patisere şeyleri, hani sufle balıkçılarda biliyorsunuz, balık restoranlarında sufle ikram ederler mesela. Bence sufleyi bilmiyorlar. Sufleyi kahvenin yanında yiyorlarmış. Sufle kahvenin yanında yenilmez ki. Suflenin yanında ne ikram edilmesi gerektiğini bilmiyorlar bir kere. Yani yanında ikram edilmesi gerektiğini bilmiyorum. Benim hemen 2 dakika, 5 dakika, 5 dakika değil, mümkün değil. O yumurtayı kabartmanız gerekiyor. Nerede 5 dakika? Nerede kaldı sufle? Gelinimiz çok, bugün bayağı bir ağır çıktı ya. Çok sabırsızsınız siz de ya. Efendim ne oldu? Hepsi üst üste gelsin. Gelinimiz koşuyor da bir türlü yetiştiremiyor, evet, anlamadım. Yani. Yok, yavaş değil aslında da, koşuyor ama bir türlü gelmiyor. Siz sabırsızsınız galiba, ondan kaynaklanıyor. Bakalım yarın ne olacak? Benim gelini şöyle bir açık havaya çıkartmam, bir oksijen falan alması lazım buraya demin. Gelmeden önce. Burada servis esnasında da gelininizi bir çıkarırız. Zaten mangal yapacak, bol bol hava alır o, hiç merak etmeyin. İnşallah. Ben yandım zaten. Dur bakayım ne olacak? Hakkımda hayırlısı. Ya sıfırlar vereceğim. Böyle konuşarak düşük puan vermemi mi engellemeye çalışıyorsun? İstediğiniz puanı verebilirim. Gelecek darbeleri yumuşatmak için diyorsun. O zaman niye hep ağzınızda o? Ama benim işte gelininize çok kırıldım ya. Ay beni hiç ilgilendirmiyor. Çok sen kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Bakın biz içerideki hanıma da o kadar laf söyledik, gecikti. Açıp da ağzını bir laf söyledim. Saygıyı, ne yapalım, herkes bir değil. Yani işte saygıyı bozdu mu? Bak ona da söyledim. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Kusura gelini bakmayın. Dedi ki ben, siz de dediniz, geliniz de dedi. Agresifimdir, yükselirim. Öyle dedi, ben dedi haksızlığa falan gelemem. Tabii aynen. Ki yemeklerini savunacağım. Yükseleceği yeri, kalkacağı yeri, ineceği yeri bilmesi lazım. Valla büyük olarak size birazcık sahip olun dilinize. Yarın ola hayrola. Bir adam ne demiş? Önüne bakma, arkanı göremezsin. Gününü yaşa, yarını bilemezsin. Evet. Hakkımızda hayırlı olsun. Size ne lafı var? Dün de mangalın Allah. Ateşini gözyaşıyla söndüremezsin. Yani hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Mevlam neylerse güzel, güzel eyler. Güzel eyler, evet. Elim yandı, elim yandı. Elim yandı. Oo, bunlar yaktı benim elimi. Yanında krema, sufle ya kremayla ya da dondurmayla zaten servis yapılır. Buyurun. Gelinize güvenmiyor musunuz gelinime acaba? Gelinime sonuna kadar güveniyorum. Neden herkes tencereler görecek? Demin arkanızdan onu konuşuyorlardı. Valla işte 4 gündür işte sıfırda morali bozuktu. Allah korusun yani kızcağız şimdi. Her gün söyle söyle, Allah korusun tabii ki öyle şey. 40 günü söylerse yani. Ne olur? Güveniyorum gelinime. Ha bir de zaten bir hastalık var bizim gelinler de evde. Kurnazlık yapıyorum. Sizin gelininiz, aa biz bekliyoruz güzel bir kebap. Evet bence tabii. De. Güzel bir kebap. Çok güzel bir Adana sizden. Kebabı bekliyoruz. Evet. Gelinim sizden. Adana kebabı zaten yapıldı biliyorsunuz, herkes ayrı ayrı. Yani kebap işte. Kebap yapıyor. Kebap söylemiyor. Adana kebap isterdik, önerdik. Evet, arkadaş evet. Yapacakmış işte. Ya kebap işte, güzel bir kebap işte, bekliyoruz. İşte Maraşlı zaten. Oo. Çok güzel. Tamam. Yapacak inşallah. Elini lezzetlidir. Yapacak. El açması çok güzel. 3 tane el açmamız var Allah'ın izniyle. Oo. Evet. 3 tane el açması varmış yarınki menüde. Anne benim uçmam lazım diyor. O zaman sen siz bugünden bence sufleler nerede kaldı gelin hanım? Evet. Evet Suhal çok Hanım. Bekledik ya. Bekledik mi? Çok. Evet bayağı kaç bekledik. Oldu ki? Suhal Hanım yani yemeği bekledik, biraz ana yemeği bekledik, evet. Onu bekledik aksadı. Yani. Bunları ben yıkayıp temizleyip getirdim kuruduğu kayınvalidelerimiz için. Bizzat aldım, getirdim. Gerçi buna da laf edebilirler ekşi diye ama bu meyvenin özelliği odur. Kremaları hemen peşine götüreceğim. Yine de siz gelinize bugünden ceviz, kayısı, kuru incir, fındık, mındık, badem, enerji, enerji daha ne oldu diyor, kaldırın enerji yüksek. Motivasyon lazım. Siz motive edin. Vallahi yedeklemeyi düşünüyor lavaşları i̇şte falan. İşte sufleler geldi. Ama bazıları gibi yetiştiremezsem anne diyerek. Yanında da meyve pardon, iler. Pardon anlayamadım. Bir şey dediniz herhalde. Hayır lavaşı yetiştiremeyince bazıları aldılar ya, hani hazır lavaş koydular ya. Biz de mi acaba yedekte bekletsek, yetiştiremezsek onu mu koysak diyorum. Onu yaptıkları halde 7-6 puan aldılar ya hani. Keşke sizin geliniz de alsaydı da koysaydı mesela. Keşke alıp aldılardı koysaydı. Ya. Bugün de gelinimiz aynı riske o da evet. Kalkıştı. Yani. Riske o da aldı. Mesela hazır aldın mı dedim lavaş. Hayır almadım dedi. O güvendi kendisine. Yaptı ama yani çıktı hani ortaya. Hani yetiştiremem anne falan filan. Buyurun kreması da geldi yanında. Yarın Birsel Hanım'ın gününde çok ilginç bir şeyler olacağını düşünüyorum. Birinci de olabilir, sonuncu da olabilir.
Fatma Hanım, gerçekten çok güzel hazırlanmışsınız ama keşke yetişseydi her şey. Yetişti. Bir tek masam yetişmedi. Başka hiçbir şey yani yemekler... yok. Hani kebap geç kaldı. Onlara da biraz kaldı. Müsaade edin yani. Sonuçta güzel bir kebap yediniz. Gerçi siz beğenmediniz ama. Yok, yandı, ağzım yandı. Ha, kebabı yemedim. Kebaptan. Bu fena değil, güzel. Şu anda bana bakmakta olan iki tane vicdan azabı gibi. Benim mi? Hayır, başka sizin yan tarafınızda arkada insanlar var. Onlara buradan mesajımı iletiyorum. Evet, yedim. Yiyorum. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür. Ben sufleye bayılırım. Çok afiyet severim olsun. Çikolatalı biliyorum, sufle. Biliyorum, evet. Ne zamandır da yemiyordum. Eline sağlık güzel kızım. Afiyet olsun. Her şey çok güzel. Afiyet teşekkür olsun, ederim. Afiyet olsun. Kayınvalidesi beğendi bakalım. Diğer kayınvalideler ne diyecekler? Buyurun Adile Hanım. Siz daha evvel sufle yediniz mi? Yedim. Böyle miymiş? Şimdi bir şey soracağım. O kızınızın pişirdiğiyle benziyor mu? Böyle miydi o da? Yani bu içi... O yediğinizle bu yediğiniz farklı ama değil mi? Farklı. Tamam. Ama tadı aynı. Tadı aynı diyorsunuz aynı. Ama o farklı tadı bir tatlıdır. Tat yani, şu tencere keki, bardak keki bir şeyler var ya. Aynen, aynen. Evet. Suyun içinde şeyde pişiriyor. Tadı aynı. O şekilde de yapılıyor ama işte dediğim gibi sufle öyle değildir yani. Suflenin orijini böyle pişer. Yani sadece sizin getirdiğiniz ekstradan şu krema. Yani başka, ama pişimi de farklı. Sizin dediğiniz aynen gibi değil pişmesi. Değil yani. Orijinal fırından sufle. Pişirdiniz. Tabii ki. Fırında evet pişirdiniz. Nerede pişirilir? Biz suda pişiriyoruz. Hayır işte diyorum ya, sizin yaptığınız sufle değil. Yalancı sufle diyelim biz ona. O tencere kekidir. Az pişirirseniz içi nemli kalır. Çok pişirirseniz kek kıvamında olur. Ben de yapıyorum tencere yani kekini. Kek diyorsunuz da kek gibi olmuyor. İçi yine akışkanlı oluyor. Diyorum bakın size. Az pişirirseniz ortası böyle daha akışkan, nemli olur. Çok pişirirseniz kek olur. Bakın suflenin orijinali böyle pişer, böyle olur. Şimdi onu şöyle söyleyeyim, bunun içerisinde sadece 3 kaşık un var. Sizin yaptığınız kekte bolca un vardır. Bayağı kek harcı yapılıyor ona. Aynen, o kek harcıdır. Bu yoğun yumurtalı, şekerli bir karışımdır. Çikolatayla, tereyağıyla birleştirilir. Sadece 3 kaşık un konulur, başka yok. Peki, beğendiniz mi peki Adile Hanım? Adile bana, Hanım? Bana düşük puan. Görselliğini beğendim. Tadını? Tadı içi sanki biraz sıvı gibi geldi bana. Sıvı olması ama gerekiyor olması zaten. Ama olması gereken budur diyorum ya. Kremayı koyunca bize düşük puan olur vermek için mi şey arıyorsun? Yok, hayır. Şimdi yo ben pişirsem bunu hata kek arıyorsun gibi diyeceksiniz. Hata değil. Hata değil. Ama böyle olması lazım yani zaten. Akışkanlığının evet böyle olması oluru lazım. Bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Ya sunumunuzu beğendim. Teşekkür İçini ederim. Biraz akışkanlığı şey buldum. Sufleyi bilen kişi der ki bana bu kek gibi olmuş olmamış fazla pişirmişsiniz der. Damak tadım bizim yaptığımız sufleye alıştığı için bu bana biraz sıvı geldi. Ki abi yaptığınızın sufle olmadığını düşünüyoruz biz hala. Evet aynen, buyurun Nuriye Hanım. Çok güzel bir şeyinize sağ olun. Afiyet aa olsun. Beğendin Nuriye Hanım. İse Hanım. Biraz fazla pişse dediğin gibi biraz vallahi paketle Nuriye Hanım her şeyi beğeniyor bugün benzer masada. Yani evet. Puanlarınızı da çok ona merak ona benzer. Tatlını beğendim. Beğendi bir sene. Beyhan Hanım. Çok güzel olmuş. Hepsini yedim. Eline sağlık. Afiyet, oo, afiyet olsun. Ben de beğendim. Gayet güzel. Tam afiyet kıvamını olsun tutturmuşsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Şimdi ellerine sağlık. Ben buna nasıl diyebilirim ki beğenmedim? Yo, sadece bunu değil mi? Hepsini beğendim. Ama hepsi hoşuma gitti. Evet. Adile Hanım Nuriye Hanım'ın beğenmesine kızıyor da niye her şeyi beğendiniz diye. Sence niye olabilir? Güzel olduğu için olabilir. Güzel yapmışımdır. O yüzden beğenmiştir. Bir de yetiştirseydim yani, kurban olduğu. Yetiştirdim ama. Azıcık daha koysaydım. Evet, eksikliği var. Yok, kremi lezzeti var. Evet. Yani servisten muzları biz diyorlar. Sadece masam eksikti. Şimdi yani. Nereye? Servis... Hangisi oyaladı seni? Şimdi ben tüyo alıyorum yarınki gelinim. Hangisi oyaladı? İnanın heyecan. Heyecan evet çok fazla oluyor. Yani bu bizim evimize şimdi bir misafir geldiği zaman sabahtan akşama kadar yapıyoruz hazırlığımızı. Yani rahat ama rahat burada belli bir süre içerisinde yarışıyoruz ya. Bilmediğimiz de bir mutfak. Yani tamam bir şeyleri görüyoruz, öğreniyoruz ama gerçekten çok farklı. Bu peki, heyecanın daha da artacak çünkü tamam şimdi sana puanlar tamam gelecek. Tamam. Buyurun açık oylamadayız. Evet. Ben yemeklerimin güzel olduğunu düşünüyorum. Hepsinin lezzetinden de zaten eminim. Sadece dolmamda biraz sorun yaşadım. Birazcık da zamanlamada belki hata yaptım. Ama kesinlikle yani 8'den aşağı puan beklemiyorum. Adile Hanım bir kere çok takıldığı her şeye bir anlam veremedim. Adile Hanım'dan o yüzden çok yüksek bir puan açıkçası beklemiyorum. Çünkü zaten kötü puan vermek için bana bu kadar böyle yorumlar yaptı. Yüksek puan vereceğini düşünmüyorum. Oo. Gerçi siz çok fazla eleştiri yaptınız bu puanı verebilmek için zaten. Giyinmemiştiniz. Ama önlükle karşılamadım sonuçta sizi. Aa. Oh. Kapatın lütfen.
Bu ne şimdi? Ben sizi uyarmıştım. Biberler boşa gitti. Böyle düşünüyorsanız birinci olamazsınız. Evet hanımlar, biliyorsunuz yarın büyük final. Gelinlerinizin verdiği bu mücadelenin sonucunu bir kişi 15 bin TL olarak alacak. Diğerleri ise eli boş dönecek maalesef. Bu macerada da bugün sevgili Hülya şansını denedi ve Beyti kebap yedik. Bu haftanın kebabı olarak o da onu seçmişti. Buyursunlar bakalım hanımların puanları nasıl olacak? Yazabilirsiniz Hülya için düşündüğünüz puanları. Bugün dördüncü günümüz. Daha evvel verdiğiniz puanları yazamıyorsunuz. Herkes hatırlıyordur diye umuyorum daha evvel yazdığı numaraları. Masa, sayıları. Pardon, masanın hazırlanmaması eksik. 3'ün altında puan veremezsiniz. Menüsünde ne yazıyorsa geldi. Menüsünde eksik yoktu. Dolayısıyla 3'ün altında puan kullanamazsınız. Onu bir kez daha söyleyeyim. Değiştirmek isteyen var mı puanlarını? Yazmadım da. Yazın. Sizden yine her gün olduğu gibi adil ve hakkaniyetli puanlar bekliyoruz. Yemeklere göre, beğenilerinize göre, lezzetlere göre puanlar bekliyoruz. Emin misiniz Beyhan'ın puanınızdan? Evet. Siz Adile Hanım? Eminim sadece. Birsen evet. Hanım ve Nuriye Hanım. Her gün soruyorum bunu çünkü şu an değiştirme şansınız var, daha sonra yok. Peki, herkes de emin olduğuna göre açık oylamaya bugün Beyhan Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun Beyhan Hanım. Masanın ilk puanı geliyor. Puanım 5. Aa! Oh. Kapatın lütfen. Peki. Bu ne şimdi? Masa hazır değildi Süheyl Hanım. Çorbasını beğendim. Ondan sonra tatlısını beğendim. Böreğini beğendim. Bu kadar. Evet. Üçünü beğendiniz ve sadece 5 mi? 3 puan evet. Altında 3 yemek beğenmişsiniz. 5 puan veriyorsunuz. Evet. Üçünün altında puan verilmediğini düşünürsek her birine 1 puan verseniz zaten 6 eder otomatik. 6 vermişti. Niye 5 verdi? Ben beğendim. Böreğini beğendim. Çorbasını beğendim. Tatlısını ama beğendim. Fatma Hanım yani. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ben sizi uyarmıştım. Biberler sizin... boşa gitti. Evet, eksiğiniz vardı. Yine de 6 puan vermişti size evet. Fatma Hanım. İşte ben de 5 verdim. Yani Fatma Hanım verdiği de çok yüksek bir puan değil mi? Bu haksızlık yani. Değil mi yani yok, benim yaptığım onca değil. Emeğe karşılık? Yok yavrum, ben de 5 verdim. Ben de çok eksik bir puan vermedim. 3 vermedim. Hiçbir şey hazır değildi. Masada kıyafetimiz giyilmemişti. Tamam, bunları yani saymadım bile bak. Değildi. Sizin yufkanız hazır yufkaydı. Bizim zaten siz keşke siz de hazır yapsaydınız. Yani benim de ben yazmadım zaten açacağım diye. Bizim hazırdı zaten. Büyük ama yani Beyti hazır yani, şeyle olmaz. Beğendiğiniz şeyle oynuyor. Efendim? Hayır, hiç değil. Ha gelin yüksek puanlar aldı diye mi? Ben de siz evet. Korktunuz herkes kendi kesinlikle korkmadım. Kesinlikle niye korkayım ki yavrum? Bizim menümüz de ortadaydı. Birinci olacağınızı düşündüğünüz kesinlikle için düşünmüyorum. Onu biz bilemeyiz. Onu hiç kimse bilemez zaten. Öyle kesinlikle değil. Öyle bir şey düşünmüyorum. Evet. Böyle düşünüyorsanız birinci olamazsınız. Biz öyle bir şey düşünmüyoruz zaten. Adalet yerini bulur. Teşekkür ederim. Evet, çok düşük bir puandı bu masaya göre maalesef. Bakalım Adile Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Adile Hanım, söyleyin. 4. 4. Gerçi siz çok fazla eleştiri yaptınız bu puanı verebilmek için zaten. Evet. Yok. Güzel bir şey söyledin. Öyle öyle. Bu puanı verebilmek siz için bu elim. Bu puanı verebilmek için yerini yaptınız zaten evet. Geldiğinizden beri. Ben şaşırmadım açıkçası. Yok, alakası yok. Yok, ben geldiğimizde masanız eksikti. Doğru, haklısınız. Bir tek masamız eksikti sadece. Giyinmemiştiniz. Servislerde biraz yavaş kaldınız. Ama önlükle karşılamadım sonuçta sizi. Mesela. Evet. Hani giyinmedim ama sonuçta kıyafetim şey de değil. Ayrıca önlükle de karşılamadım. Gayet önlük çıkartmakta ne var? Bir saniye. Çıkartmayıp önlükle karşılayan gelinler de var ama öyle evet. Demeyin. Son saniyede ben... Hanımefendinin geliniydi evet, o. Evet, benim gelinimdi. İşte. Peki bir saniyede çıkıyorsa dün niye gelininiz evet, önlüğünü çıkar? Sağ iyi dediniz ha. Son saniyede çıkardı. Niye çıkarmadı gelininiz önlüğünü? Çıkarmadı. Niye? Fırsat olmadı, zor ama. Ama şimdi dediniz saniye, ya bir saniyede diye. Bir saniye. Ben üstümden çıkartıp kapıya koştum. Öyle söyleyeyim. O anda onu düşünemiyorsunuz Zuhal Hanım. Ha, anladım. Ben düşündüm ama. O ben son düşünmüş. Saniyede çıkarmayı düşündüm. Evet. Evet, düşünmüştüm. Ama çok yüzünü yani. Değiştirmek istemedi zaten. Söyle. Ha evet. Sonra. Şimdi bu sizin verdiğiniz 4'ün dün size gelen 3'le bir alakası yok mu? O 3'ten bağımsız olarak mı 4 puanı verdiniz? Bağımsız olarak verdim. Peki.
Ben inanmıyorum. Takdiri seyirciye bırakıyorum. Ben de inanmıyorum. Bakalım Birse Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Birse Hanım, siz de gösterin lütfen puanınızı. 6. Onu da verebileceğin düşük puandı zaten. Evet, kesinlikle. Evet. O yüzden zaten aldım. Niye sormuştunuz masanın eksikliği eksik sayılıyor mu diye? 2-1 mi verdiğini düşün? Acaba yanlış mı yapıyorum? Hayır, şimdi puanı da yazmadınız, bana sordunuz ya. Ben deseydim ki eksik sayılıyor, 2-1 verecek miydiniz? Ha, iyi. Yok. Hak etti, ben Fatma'ya. Kimseye vermediler zaten. Keşke masanda düzenli olsaydı 8 verirdim. Daha mı yüksek verirdiniz? 8 verirdim. Anladım. Peki. Yani sırf masa hazır değil diye mi 2 puan kırdınız? 8 verirdim. İnan ama masa önemli. Masa tabii çok masa önemli. Önemli tabii, servis anlıyorum. Tabii ki önemli. Tabii ki. Servis gecikti, çok önemli ama her şey güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Daha yüksek verebilirdiniz. 8 verecektiniz. Yani en azından bir 7 verebilirdiniz diye düşünüyorum. Evet, kırardınız puan. Doğrudur. Servis de önemli, sofra da önemli elbette ki ama yine de düşük geldi bana puanlar bu sofra için, bu yemeklere. Bakalım son puan gelecek, o da Nuriye Hanım'dan. Buyurun Nuriye Hanım. 7. O 7 niye o kadar üzgün ya? Bir çevirin tam karşıyı. Görmesin kimse. Peki, 7. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok mutlu değilsin herhalde puanlardan. Değil. Olmamalısın kesinlikle da bence de. Yani. Benim puanımı artık seyirciler de tıpkı kayınvalideler ve gelinler gibi büyük final anında görecekler. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Bakalım yarın neler olacak. Hayırlı 24 saat olur. Sonra bu evde 15.000 TL'yi vereceğiz ve final yarışmacımız Birsel Hanım'ın gelini olacak. Hadi afiyet olsun hanımlar. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.